Otomatik kapı, kepenk, bariyer sistemleri Real Door sunar. Ve cazibe merkezi olmak isteyen şehrimize teşrif ettiler. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Tabii ilimiz gerçekten tarihi bakiyesi, kültürel sanatsal değerleri, bulunduğu lojistik konum, lokasyon itibariyle gerçekten bulunduğu coğrafyada önemli bir şehir. Kimliği olan bir şehir, duruşu olan bir şehir. Ve özellikle insan kalitesinin oldukça yüksek olduğu bir şehir. Tabii bunun, bu varlığın, bu potansiyelin doğru adımlarla iyi değerlendirilmesi, genel çalışmalardan çıkıp, birbirini tekrar eden alanlardan çıkıp, dersine iyi çalışması, şehri akıllı yönetmesi, şehri akıllandırması, ortak akılla yönetmesi ve az önce belirttiğim gibi, bugün dünyada şehirlerin yarıştığı bir gündemde, rekabet ettiği bir gündemde kendini iyi konumlandırması ve belirlediği temalara iyi çalışarak, iyi odaklanarak özellikle katma değer üreten ve günümüzde dillere pelesenk olmuş sanayi 4.0'ı iyi değerlendiren, analiz eden, Ar-Ge inovasyonda bilgi üretmeden, veriyi kullanmada ön alan bir şehir olması ve bu noktada adımlarını, hedeflerini gerçekleştirecek, realize edecek çalışmaları yapması önemli. Tabi bugün inşallah burada bunu tekstil üzerinde değerlendireceğiz. Ben bir girizgah olarak bunları belirteyim ve yanımda da çok kıymetli Hadi Başkanımız ve yönetiminde de Elazığlıların olduğu, Elazığlı kıymetli tekstil firmalarının olduğu arkadaşlarıyla birlikte, ekibiyle birlikte buraya teşrif ettiler. Ben buna ön ayak olan özellikle SMM Tekstil'in sahibi Murat Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Zira kendisi burada bir Belekgazi gibi tekstil sektöründe teşviklerin 6. bölge olmadığı dönemde ön alıp girdi ve sektörün önünün açılmasına çok ciddi katkı verdiler. 6. bölge teşviklerinin gelmesiyle birlikte de zaten hepinizin malumu ciddi şekilde firmalar gelmeye başladılar. Şu anda yatırımı devam eden yatırımlar var ve gelecekte de özellikle tekstil noktasında ciddi yatırımcılarla hem görüşmelerimiz devam ediyor hem de bu sektörde, bu alanda Elazığ'ımız ciddi bir cazibe merkezi olacaktır. Ben kendilerine özellikle çok güzel bir vizyonu var. Ben Hadi Bey'i değişik vesilelerle dinledim, konuşmalarını takip ettim, değerlendirmelerine baktım, analizlerine baktım. Çok doğru bir bakış açısı ortaya koyuyorlar ve adeta tekstilde ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda ezber bozan bir yaklaşım ortaya koyuyorlar ve Türkiye'nin önünü açacak özellikle markalaşma, tasarım, katma değerli üretim, Endüstri 4.0 gibi alanlarda çok doğru çalışmalar yapıyorlar. Bunun sadece şu anda tekstil yoğun çalışan şehirlere değil, bizim gibi yeni yeni bu alanlara giren, hedeflere olan şehirlere de çok büyük katkılar vereceğini düşünüyorum. Ben tekrar kendilerine, ekibine, aziz şehrimize hoş geldiniz diyorum. Teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi bir selamlama konuşmaları olacak. Orada da değerlendirmelerimiz olacak ve akabinde de toplantımızı icra etmiş olacağız. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sağ olun. Siz yönetin. Sayın Valim, Türkiye Giyim Sanayiciler Derneği'nin çok kıymetli başkanı, yönetim kurulu üyeleri, SMM Tekstil'in çok kıymetli yönetim kurulu başkanı Murat Şimşek,
Ticaret ve Sanayi Odamızın çok kıymetli başkanı, organize sanayi bölgemizin değerli başkanı, çok değerli kamu kurum ve kurumların yöneticileri. Ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Valimizin izniyle programı ben modere edeceğim. Şimdi ilk başta organize sanayi bölgemizin bir tanıtım videosunu izleyip daha sonra da organize sanayi bölgemizin yönetim kurulu başkanı Sayın Suat Öztürk'ün selamlama konuşmalarıyla devam edeceğiz. Buyurun filmimize başlayabiliriz. Tarihin ve günümüzün cazibe merkezlerinden biri Elazığ. Doğu Anadolu bölgesinin sanayi lokomotifi olan Elazığ, geçmişten aldığı güçle yenilikçi ve üretime dayalı anlayışını Elazığ Organize Sanayi Bölgesi ile ortaya koyuyor. Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ'ın dünyaya açılan penceresi olarak hedeflerine emin adımlarla yürüyor. 2023 ekonomik projeksiyonunda Elazığ OSB'yi cazibeli yatırımın tek adresi haline getirmeyi hedefliyoruz. Organize sanayi bölgesi olarak üretenlerin arasından bir marka oluşturmanın ancak kendisi bir marka olursa başarılabileceğinin bilincindeyiz. 150 üretici firma, 6000 çalışanımızla yeni alanlarla beraber 220 üretici ve 25.000 çalışan sayısına ulaşacak bir organize sanayi bölgesi olma yolunda inançla yürüyoruz. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi, kişi başına düşen yeşil alan ortalaması ve sosyal tesisleriyle model bir organize sanayidir. Ülkemizdeki organize sanayi bölgeleri arasında bir ilki gerçekleştirerek ortak sağlık ve güvenlik bilimimiz Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde hayat bulmuştur. 1500 kişi kapasiteyle ibadete açılan Organize Sanayi Bölgesi Camii, mimarisi yönünden ülkemizde örnek gösterilmektedir. 112 acil sağlık istasyonumuz Organize Sanayi Bölgesi'nde ve çevresinde hizmet vermektedir. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz, muhasebe, elektrik, doğalgaz, itfaiye teşkilatı, imar ve ruhsat işlemleri gibi alanlarda sanayicilerimize hizmet vermektedir. OSB bünyesinde bir lojistik merkezi kurularak navlun giderleri minimize edilmiştir. OSB içinde bulunan demiryolu kullanılarak boşaltma ve yükleme işlemleri yapılmakta ve bu sayede lojistik maliyetleri %35'e varan oranlarda düşmektedir. Ayrıca bünyemizde bulunan gümrük müdürlüğüyle doğrudan ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin sayılı sanayi bölgelerinde yer alan Meslek Lisesi ve Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde yer almaktadır. Meslek Lisesi ve Meslek Yüksekokulu'nun eğitim programlarını faaliyette olan sanayicilerin personel ihtiyaçlarına göre planlamış bulunmaktayız. Ayrıca Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinasyon Merkezi kurularak üniversitelerin akademik gücünü ekonomiye kazandırmak için önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nin 6. bölge teşvikleri kapsamına alınmasını sağlayarak cazibe merkezi haline gelmiş bulunmaktayız. Özellikle tekstil işi yapan firmalarımızın Elazığ OSB'de yatırım yapmalarına her türlü imkanı sunarak istihdama çok ciddi katkılar sağladık. Ayrıca tekstil ve konfeksiyon devi firmaların ilimizde yatırım yapması için gerekli görüşmeleri yaptık ve bunu başardık. Bu firmaların inşaat temelleri atılmış olup en kısa zamanda faaliyete geçmeleri düşünülmektedir. Organize Sanayi Bölgesi'nin 5. kısım 2. etabını tamamen tekstil firmalarına açmayı hedef haline getirdik. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi, ülkemizin en mükemmel altyapısına sahip organize sanayi bölgelerinden biridir. Özellikle katı atık yönetimi ve depolama alanları bu altyapının en önemli basamaklarından birini oluşturmaktadır. Güçlüyüz. Gücümüze ve şehrimize inanıyoruz. Bu şehrin ürettiği mermerler, kutsal Kabe'nin duvarlarını ve dünyadaki projeleri süslemektedir.
İnşaat sektörüne yönelik ürünlerimiz 35 ülkede binaların inşasını sağlamakta, döküm, mobilya, plastik boru gibi materyaller, güneş enerji sistemleri, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemleri, optik ürünler ve tekstil denildiğinde bölgede akla ilk olarak Elazığ Organize Sanayi Bölgesi gelmektedir. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi önümüzdeki yıllarda bu avantajlarıyla yatırımcısını seçen bir organize sanayi bölgesi olacaktır. Sizleri Elazığ'dan dünyaya açılan pencereye, cazibeli yatırımın tek adresi Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ne bekliyoruz. Sayın Valim, değerli Türkiye Giyim Sanayiciler Derneği Başkanımız ve onun yönetim kurulu üyeleri, dışarıdan gelen misafirlerimiz, Sayın Ticaret Odası Başkanımız, değerli bürokratlarımız, müdürlerimiz, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, bugün böyle bir toplantının Elazığ'da gerçekleştirmesine katkı sağlayan SMM'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bey'e ve onunla beraber buraya teşrif eden bütün iş adamlarımıza, değerli iş adamlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Ben Elazığ OSB Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk. 10 yıldır bu görevi yapıyorum. 10 yıldır Elazığ OSB'nin başında olan bir kardeşinizim. Ondan evvel de 15 yılda yine Elazığ'a hizmet ettiğim Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. Elazığ gerçekten geçmişte terörün hızlı olduğu dönemlerde Elazığ bu bölgenin ve Türkiye'nin spotuydu. Güvenlik bölgesiydi. Emniyetli bir bölgeydi. Ve yatırımcının rahatlıkla bu bölgeye yatırım yaptığı dönemlerdi. Türkiye'de çok şükür Doğu Güneydoğu'da artık ılıman bir iklim var. Güvenlik yönünde hiçbir sıkıntı yok. Buradan Van'a kadar, buradan Hakkari'ye kadar nereye giderseniz gidin karayollarında hiçbir sıkıntı olmayan bir ülke olduk artık. Elazığ bunun meyvelerini yiyor. İleriyi görerek, geleceği görerek Elazığ'ın valisiyle, belediye başkanıyla, siyasetçileriyle beraber, sivil toplum örgütleriyle beraber Elazığ'a gerçekten bu günlere taşımanın onuru ve gururu yaşayarak bu aşamaları geçtik. Elazığ organize sanayi gerçekten Türkiye'de örnek bir organize sanayilerden biri. Türkiye'de belki büyüklük anlamında konuşmuyorum ama altyapı, üst yapı ve hizmet alanlarındaki başarılı çalışmalarıyla ciddi manada aşamalar kaydetti. Bunu bizler söylemiyoruz. Bizim diğer OSB'deki yönetici arkadaşlarımız, başkanlarımız, iş adamları geldiği zaman da biraz evvel başkanım da dün gelmiş, OSB'yi de gezmiş. Yani böyle bir dışarıdan bir insanın zaten gezip görmesi daha başka. Onun da ifade ettiği gibi geçenlerde de Sanayi, Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı gelmişti Kocaeli'den. Burayı görünce gerçekten Elazığ'da böyle bir organize sanayi beklemediğini. Bunu şuraya getirmeye çalışıyorum. Elbette ki bu bölgeler yatırıma muhtaç. Yatırım ihtiyaçları var. Ama yatırımcı hiçbir zaman için hatır için yatırımcı olmaz. O ile yatırıma gitmek için hatır için gitmez. O yatırımcının altyapıyla, üst yapıyla ve oradaki projeksiyonları görmesi lazım. Ulaşımı hangi aşamalarda nasıl ulaşıma sağlayacağını. Tesisini kurduğu zaman buradaki personel durumunu veya çalışacağı insanları nasıl seçeceğini, bunun altyapısı olup olmadığını. Bunlar hepsi birbirinin üstüne konduğu zaman Elazığ gerçekten bu anlamda ciddi bir potansiyel olan bir şehir. Üniversitede 47 bin talebe var. 45-47 bin civarında talebe var. Organize sanayimizde meslek yüksekokulu var, 580 tane talebesi var. Meslek lisesi var, 270 civarında talebesi var.
Elektrikte kesintisiz bir enerji var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü tekstilin de bazı alanlarında hassas cihazlar ve makineler olduğu için kesintisiz göz kırpma bile o makinenin kartlarını veya çeşitli zararlar vermektedir. Kesintisiz bir enerji var. Çünkü niye? Elazığ organize sanayinin besleme noktası tek nokta. Bir çimento fabrikasının ana tarafı olan besleniyor, bir Elazığ organize sanayi. Birçok organize sanayide o bölgedeki yerleşim yerlerine de besleme sistemleri koymuştur. Doğalgazı her isteyen firma anında doğalgazını alabiliyor. Çünkü doğalgaz dağıtım işi de şu anda organize sanayiye devraldık. Bunu devralan organize sanayilerden biriyiz. Altyapı ve tesisatları tamamen bizim ekiplerimiz çekiyor. Elektrik enerjisindeki kesinti ve arızanın giderimizi 24 saat devamlı mühendisleriyle teknisyenleri 24 saat nöbet esasına göre çalışıyorlar. İtfaiye ekibi var organize sanayinin. İş güvenliği ve iş yeri hekimliği ofisimiz var. 11 kişi, 9 kişi çalışıyor arkadaşlar. 3 tane doktoru, 3 tane güvenlik uzmanları. Firmalarımıza piyasa şartlarına ve ama devamlı gerçekten eğitimli bir hizmet veriyorlar. Arazi yapısı çok kötü değil. Bir de Türkiye'de olmayan hiçbir organizada müthiş bir su var. Bu organizada aşağı yukarı 110 tane artezyen var. Ve bitmez Allah'ın vermiş olduğu bir kaynak var altta demek ki. Bitmez bir su kaynağı var. Çünkü özellikle boya tesisleri kuranlar için önemli bir rezerv. Ki kola bile buraya geldiği zaman suyun avantajını gördü burada. Onun için geldiler. Ve yine atık alanı olarak Türkiye'de hiçbir organize sanayinin kendi atık alanı yoktur. Bizim organize sanayinin 3 kilometre yukarıda tepede dağ taraflarını biz o zaman atık alanı olarak ilan ettik ve orayı tanzim ettik. Ve müthiş bir avantajlı o atık alanı. Bunu da çeşitli tekstilde belki fazla atık olayı yok ama diğer karma bir organize sanayi olduğu için bazı sektörler için atık alanları çok önemli. Ve sosyal hizmetler, sosyal alanlar yönünden ve yeşil alan yönünden Türkiye'de örnek bir organize sanayi. Gerçekten Türkiye'de hiçbir, yani ben de aşağı yukarı 25 yıllık dönemde birçok şehirde o sebeleri gezdim. Bizim kadar yeşil alanı olan bir organize sanayi yok. Bizim yeşil alanlarımız ve çekme alanı olan tabir ettiğimiz kısımların hepsi ağaçlandırılmış. Şu anda 300 bin üzerine ekmiş olduğumuz bitki var. Bizim 5. bölge, 3. bölge tamamen elektrik sistemleri yer altı. 1990'lı yıllarda yapılan 1. ve 2. bölgeler havaya hattır. Diğer 5. bölge ve 3. bölge tamamen elektrik sistemlerimiz yer altındadır. Sizlerin buraya bu 6. bölgeye girdikten sonra tekstilciler arkadaşlarımızın burada yeni yeni yatırımlar yapması, bir kısmı faaliyete geçmesi, tekstilcilerin bu memlekete Elazığ'a gelmelerinin cazip olacağını, 6. bölgenin vermiş olduğu avantajlarla, organize sanayinin vermiş olduğu avantajlarla, her türlü imkanı burada valiliğimiz, daire müdürlerimiz, belediyelerimiz her imkanı burada sunmaktadır. Elazığ'da şunu söyleyeyim ben. Elazığ'da yatırım yapacak arkadaşlarımızın hiçbir şekilde sorunla karşılaşmasına müsaade etmeyiz. Burada bir böyle bir birlikteliklik var. Sizlerin buraya yapacağınız yatırımlar hem Elazığ'ın ufku için hem sizlerin kar marjlarınızı ve avantajlarınızı, 6. bölge avantajlarıyla sektörde daha iyi noktalara gelineceğini. Yine biz arıtma ile ilgili projelerimiz bitti. Kimyasal arıtmayı. Bizim buranın arıtması, evsel artığı Elazığ Belediyesi'nin arıtmasına gidiyordu. Biz şimdi kimyasal arıtmaların projeleri bitti. Bu sene programa alındı. Bakanlık tarafından ihalesini yapıyor. İnşallah önümüzdeki senenin baharına kadar biz arıtma tesisini bitiriyoruz. Onu da ciddi bir Tekirdağ bölgesini, Edirne bölgesini çalışan bu işin uzmanı arkadaşlar projeler hazırladılar. Çünkü yeni bir yatırımcımız var, Saka Tekstil. Ciddi bir yatırım yapıyor buraya. İnşaatı başlamış vaziyette. Onlar boya da kuruyorlar.
Boya için arıtma şart, tabii kendisi ön arıtmasını yapacak. Onun için tekstilcilere şöyle bir tavsiye ediyoruz. Türkiye'de organize sanayilerde özellikle boyahanesi olanlar için sıkıntılı dönemler var bazı bölgelerde. Çünkü yeterli altyapı olmadığından dolayı basından çevreyi kirletme konusunda ciddi manada devamlı olarak gündeme geliyor. Bizim burada kuracağımız kapasitesi iki aşamalı olan arıtmayı kurduğumuz zaman hiçbir sorun olmayacak şekilde burada boyahane tesisleriyle beraber kurulacak alanları burada tahsis etme imkanımız var. Gelmelerinde avantaj olacak. Biz çünkü hem yatırım yapalım hem de çevreyi koruyalım bir mantığımız var bizim arkadaşlarımız yönetimle beraber. Yani onun için Keban Barajı'nın göletini herhangi şekilde en ufak bir şekilde kirletmeyi göze alamayız. Onun için en iyi şekilde bir, en modern şekilde bir arıtma kuruyoruz. Yine 5. bölgenin 2. etabı, orayı da yeni tamamen imarı bitmiş. Altyapı projeleri bitti, ihalesini yapılıyor. Orayı tamamen o bölgeyi, bugün kısmet olursa o alanda bir görmenizi sağlayacağız inşallah. Tamamen o bölgeyi tekstilcilere ayırarak, orada istediği ölçekte arazi tahsis ederek orada yatırımların yapılmasını sağlamaya çalışacağız. 630 hektarlık bir organize sanayi. Yeni bir 180 hektarlık bir alanımız daha var. Organize sanayinin batı tarafında. Oranın işlemler bitme noktasında. Orada bittiği takdirde 820 hektarlık bir organize sanayi burası. Yani bu yeni açtığımız alanları tekstilcilerin onların istek ve arzularına göre arazi tahsis etme konusunda inşallah istekliyiz. İşte bu son yatırımlarda Saka Tekstil SMM zaten kısmı olarak üretime geçti, devam ediyor. Esvaki'ye bir yer verdik. Onlar başlıyorlar. 6 ay içinde üretime geçeceklerini ifade ediyorlar. Kendiler geldiler burada ekipleri. Yine 7 Başak Tekstil var. Bizim kendi yönetim kurulunda Alat Tekstil var. Ciddi manada bir çalışmaları var onun da. Hem konfeksiyon üzerinde hem baskı, işleme, CNC tezgahları olan yeni, onda bir yeni yatırım var Triko üzerine. Yani tekstil sektörü Elazığ'da ileri noktaya. Bunun tekstil sektörünü niye istiyoruz? Hem 6. bölge şartlarından faydalanmalarını sağlamak yatırımcıların, hem de Elazığ'ın istihdam sayısı yönünden artmasını sağlamak. Murat Bey zaten biliyor, hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Elazığ'da potansiyel var. Hem bayan konusunda hem erkekler konusunda çalışacak insanlar vardır. İş ahlakı vardır, düzgündür insanlar. Yani onun için Elazığ'a yatırım yapmanızı konusunda tavsiye ediyoruz, bekliyoruz. Ve Elazığ OSEB olarak her konuda kapılarımız sonuna kadar açık. Bu duygu düşüncelerle tekrar yönetim adına, OSEB'i adına Elazığ'a hoş geldiniz diyoruz. Ve hayırlar inşallah bu ilk atılan tohumların sonucunda Elazığ'a hayırlı yatırımcılar geleceğine inanıyor. Saygılarımı sunuyorum hepinize. Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Şimdi de Türkiye, misafirimiz olan Türkiye Giyim Sanayiciler Derneği Başkanı Sayın Hadi Karasu hem dernekle ilgili bize bazı bilgiler verecek hem de belki gelen heyetle ilgili bilgiler sunacak ve bölgemize, ilimize yaptıkları ziyaretin öneminden bahsedecekler. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Valim, Sayın Organize Sanayi Başkanım, Sayın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım, saygıdeğer sanayicilerimiz, bu Serhat ilimiz Elazığ'a bizi kabulünüz, davetiniz ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sektör, dernek ve yönetim kurulum adına dün ben öğlen gelmeyi tercih ettim. Biraz hem dokuyu, çünkü bir yere ziyarete başladığınız zaman gittiğinizde bir enerji hissetmeniz lazım. Hem o şehrin dokusunu anlamak, tarihini, geçmişini anlamak, ondan sonra da onun nüfusunu, yaşantısını görmek, ileride atacağınız adımların
tespitinde çok önemli benim için. Sadece sanayici ve makineyi getirip buraya kurmakla sınırlı değil, bir kültür, bir ekosistem getirmemiz lazım. Ben öncelikle çok samimi duygularımla şöyle söyleyeyim. Çok şanslısınız Elazığlılar olarak. Çok derinliği olan bir şehir, tarihi derinliği olan bir şehir. İlk camileri gördüğümde kale etrafında görür görmez arkadaşlarıma sağ olsun sevgili İsmail Bey müthiş bir Elazığlı konukseverliği gösterdi. Sevgili Murat kardeşim bizi buraya kadar davet etti ısrarla uzun zamandır. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum tabii ki. Gördüğüm şey 11. yüzyıldan kalma Selçuklu mimarisi olan camileri gördüğümde beyliklerin, Anadolu beyliklerinin 1071'de Malazgirt'le Türkiye'ye girişinde ilk yaptıkları camiler olduğunu gördüm. Çünkü bildiğiniz gibi İslamiyet'i Türkler 10. yüzyılda kabul etti. 11. yüzyıldaki ilk cami demek bizim aslında buradaki ilk varlığımızın işaretleri. Bu derinliği görünce zaten kültürü ondan sonra şehri gezdik. Şehirdeki caddeyi gezdiğimizde oradaki insan kalitesini gördük. O zaten bir derinlik, bir devlet geleneği ya da bir kültür varsa bir ülkede insanının yüzünde, hareketinde onu görüyorsunuz. Ardından sanayi bölgemizi gezdik. Onu da bunun devamı olacak tabii ki. Bunlar böyle olunca onun farklı çıkma ihtimali yok. Orada da bir batı ölçeğinde bir sanayi bölgesi kurulumu gördük. Bu nedenle ben burada öncelikle Sayın Valime, Organize Sanayi Bölgesi Başkanıma, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıma yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ülke vatandaşı olarak. Çok kısa Giyim Sanayicileri Derneği ve sektörle ilgili size bilgi vermek isterim. Bizim derneğimiz 1976 yılında Türkiye'nin hemen hemen ilk sivil toplum örgütlerinden bir tanesidir. Sivil toplum örgütleri dünyada demokrasi için çok önemlidir. Sayılarının fazla olması çok önemlidir. Demokrasinin yapı taşlarıdır. Her sektörel gelişiminin yapı taşlarıdır. Bu anlamda ilk olmak ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Türkiye ismini parlamento kararıyla almıştır. Bu anlamda o yıllarda ilk ihracatın Türkiye'den yurt dışına yapıldığı dönemler 29 milyon dolar olan ihracat 1976 yılında bir rampa yaparak çok hızlı bir şekilde 2012 yılına kadar 15 milyar dolar seviyesine nefessiz geldi. 29 milyon dolardan 14,5-15 milyar dolar seviyesine nefes almadan yükseldi. Özür dilerim. Bu oluşum aslında o dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal'ın inisiyatifinde başlatılmış bir hareketti. Bir ekosistemle başladı. Bugün o günle bugünün kıyasını yaparak gideceğim ki daha net anlaşılsın ve bizim buraya ziyaretimizin amacı da o çerçevede daha net ifade edebileyim diye söylüyorum. Bugün dünyada neden tekstil ve hazır giyim sektörü birinciydi, ikinciydi, üçüncüydü ve hala o ligde devam ediyor? Dünyada bizim rakibimiz sadece Çin. Çin ve Türkiye dünyada hazır giyim ve tekstili domine eden iki ülke. Ya bizden oraya gidiyor işler ya oradan buraya geliyor. Tek sebebi bakın bütün ekosistemin içinde olması. Yani aksesuarı, cepliği, kumaşı, konfeksiyonu, kimyasalı, boyahanesi, mağazası, ham maddesi. Yani pamuktan tutun mağazaya kadar ki zincirin olduğu dünyada bu sektörde iki ülke var. Birisi Türkiye, birisi Çin. Bu nedenle Tunus'ta uğraştılar, tutmadı. Fas'ta uğraştılar, tutmadı. Mısır'da uğraşıyorlar, tutmayacak. Pakistan'da uğraşıyorlar, tutmuyor. Bangladeş'te uğraşıyorlar,
bu kadar hızlı gelişmiyor. Elimizdekinin, bunu niye söylüyorum? Sayın Valime yukarıda da bahsettim. Bizim çok güzel hasletlerimiz var Türkler olarak. Bazı da zayıf taraflarımız var. Bunlardan bir tanesi, elimizdeki değerlere arkamızı dönüp yeni değerlere bakmaya çalışıyoruz. Halbuki üstüne koymamız lazım. Yabancılar ne yapıyor? Elindekini korumaya alıyor. Üstüne yeni sektörleri getiriyor. Teknolojik sektörleri getiriyor. Biz teknolojiye yüzümüzü dönerken, bizim geçmiş sermayemiz olan sektörlere yüzümüzü dönüyoruz. Bu da neye yol açıyor? Diyelim ki önemli müşterilerimiz, bir örnek verdim yine. Hepimiz yani tanırız. Ralph Lauren diye bir müşteriyle geçen hafta birlikteydim. Üst düzey başkan, başkan yardımcısı seviyesinde. Fuarda da görüştüm Amsterdam'da. Şimdi konuşma şu yönde gidiyor. Biz daha önce bunun üst gittikçe en alt piramit gibi düşünün. En alt fiyat grubundaki ürünleri yaparken yukarıya çıktık, daha yukarıya çıktık, daha yukarıya çıktık. O kadar niş bir alanı yapıyoruz ki şu anda İstanbul'da. Alttaki bölümü de farkında olmadan biz çalışıp böyle yoğun bir şekilde önümüze bakarak çalışırken arkada alttaki grupları Türkiye'deki maliyet artışlarından dolayı kaybediyoruz. Bu işler yavaş yavaş Çin'e tekrar geri gitti. Bangladeş'e, Pakistan'a geri gitti. Ve biz gittikçe yukarıya doğru sıkışıyoruz. Şimdi halbuki dönüp baktığımızda bizim Anadolu'muzda, yani Türkiye'nin hazır giyiminin %71'ini İstanbul yapıyor. İnanabiliyor musunuz? 17.6 milyar doların %71'ini sadece İstanbul yapıyor. Şimdi İstanbul pahalandıkça yüzünü Anadolu'ya dönmediği için işini kaybediyor. Halbuki bir dönsek biz, Türkiye'nin kalkınması gereken bu güzel insanları, o bahsettiğim dün çarşıda gezerken gördüğüm onca insan varken, pırıl pırıl belli bir kültürü, geçmişi olan insanlar bu işleri yapması gerekirken, biz İstanbul'da yapabileceğimiz kadar işi kabul etmişiz yıllardır. 21. dönemde biz yönetim kurulu olarak bu konuyu inceledik. Çünkü 2012'den 2017'ye kadar 15 milyar dolar seviyesinde ihracatın çakılı kaldığını gördük. Neden diye incelediğimizde birkaç tane sebep gördük. Bir tanesi kapasite doluluk oranı. Yani ister inanın ister inanmayın %20 kadar ihracat potansiyelimiz var önümüzde. Siparişimiz var fakat alamıyoruz kapasitemiz olmadığı için. Biz bu kapasite darlığını yaşarken bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi bu bahsettiğim %71'lik İstanbul'un gerçekleştirdiği ihracattaki teknolojinin eski olması. Yeni yatırım yapılamıyor. Büyüme %20 sipariş fazlamız var. Sonra yine Türkiye'nin ekonomik koşullarını düşünerek bakanlıklar yaptığımız bütün görüşmelerde bize sürekli ihracatı artırmamız yönünde telkinde bulunuyor. İç piyasadaki markaların, yerli markaların ithalatının yaklaşık bu 2,5 milyar dolardır yerli üretime çevrilmesi bekleniyor. Yani şöyle özetle söylersek, bugünkü ihracatımız 17,5 milyar dolarsa %20 daha ihracat potansiyelimiz ve alamadığımız sipariş varsa bu 3,5 milyar dolar eder. Yerli markalarımız, Birleşmiş Markalar Derneği ile bir çalışma yürütüyoruz. 1,5 milyar dolar kadar onların ithal ettiği ürünü Türkiye'de üretme şansımız var. Bu yapar 5 milyar dolar. Şimdi dönelim tekstil ve hazır giyim sektörünün katma değerine. 3 tane şey, element var hepimizin bildiği. Biz kayıtlı 525 bin sektörde çalışan var, kayıtlı. Maalesef kayıtlı diye üzerine basarak söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız çeşitli toplantılarda bize özellikle, başkanım bu kayıt dışı işini ne yapacağız diye sorarlar. Bakın biz buraya geldik. Eğer biz bu teşvikli, bu bölgelerde kayıt dışı çalışan İstanbul'daki çalışanımızı buraya getirsek bile, yani onun işini buraya kaydırsak otomatik olarak tamamını belli bir proje içerisinde kayıt içine alabiliriz. Devlet için kayıt içine girecek bir 500 bin kişi daha var, birincisi. İkincisi, Ağustos ile Aralık ayı arasındaki istihdamımız aylık 5 bin adet.
Biz ayda 5000 adet istihdam yaratıyoruz sektör olarak. Ayda 5000 adet. Üçüncüsü katma değer oranımız. Biz diğer sektörler gibi alıp montaj yapıp göndermiyoruz. Katma değerimiz %95. Yani aldığımız 1,5 milyar dolarlık ithalatla 17,5 milyar dolar ihracat yapıyoruz. 15 milyar dolar cari açığa katkımız var. Türkiye'nin cari açığı ne kadar? 55 milyar dolar. Yani dış ticaret açığı, ithalatının, ihracatının ithalatı karşılama oranı yükseliyor ama hala eksi 55 milyar dolar. Peki tekstil ve hazır giyim sektörü artı 15 milyar dolar yapıyorsa, eksi 55 milyar doları yapan sektörlere bakmak lazım. Ama 15 milyar dolar artı yapan sektörü büyütmemiz lazım. Bunun için bu çalışmaları yaptığımızda biz 22. dönem yönetim kurulu olarak 3 tane ana stratejik eylem planı üzerinde anlaştık ekiple birlikte bütün yönetim kurulu olarak. Bir tanesi dedik ki sıcak temaslarımız olacak. Bu iki A yurt dışında bunun için çalışma gruplarımız var. Çok geniş bir network'ümüz var. Bizim yaklaşık 400 üyemiz var. 36 bin işletmemiz var takip ettiğimiz. 36 bin işletmemiz var. 400 üyemiz var ve yaklaşık yönetim kurulumuzun yaptığı ciro 2,5-3 milyar civarında. Hitap ettiğimiz alan bu 15 milyar dolarlık alan. Dolayısıyla birinci eylem planımızda sıcak temaslarda yurt dışında bu network'ü çok güçlü olan arkadaşlarımızdan 5 tane bu inceleme yaptığımızda 15 milyar dolardan yukarıya çıkamıyoruz, kaybettiğimiz ülkeler nereler diye incelediğimizde birinci sırada Almanya geldi. Almanya'ya seyahatler düzenledik. İkincisi ve Almanya'da Mönchengladbach Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi'ni götürdük biz de oraya. Birlik başkanlarını da yanımıza aldık. Orada çok verimli bir toplantı yapıp sanayi, üniversite işbirliği ve bilgi transferi üzerinde bir mutabakat anlaşması imzaladık. Ardından Almanya'da 7 bölgede 7 tane tekstil hazır giyim derneği var. Onların merkezi Berlin'deki başkan, bütün o teknik tekstil bildiğimiz büyük Alman markalarının hepsinin sahipleri o derneğin içerisinde. Onlarla Berlin'de bir toplantı yaptık. Düsseldorf'ta bir toplantı yaptık. Arkasından onu uzatmayayım. İşte İngiltere var. Amerika Birleşik Devletleri Fashion Institute başkanıyla bir çalışmamız var. Orada aynı şeyi organize ediyoruz. Hollanda'yı organize ediyoruz. İspanya olacak 5 ülke ilk etapta. B döndük yurt içi lobi grubumuz var. Onlarla da Ankara'da 1,5 yılı aşkındır bir bu proje, buraya geliş sebebimizi oluşturan proje çalışmasını yaptık. Sayın Ekonomi Bakanımız, Nihat Bakanımız da çok verimli toplantılar yaptık ve bugünkü cazibe merkezlerinin oluşmasında önemli katkımız olduğunu düşünüyoruz. Ardından Gümrük Bakanımız Sayın Tüfekçi ile toplantılarımız oldu. Sonra ikisi birleşti. Ruhsar Bakanımızla toplantılarımız oldu. Ardından Sanayi Bakanımız da oldu ve sonra bu bakan yardımcılarımıza döndük ve onlarla bürokratik çalışmalara girdik. Altyapı çalışmalarına projemizi genişletmek için. Ardından da bürokrasiyle yoğun bir çalışma, teşvik uygulama, daire başkanlığı ve genel müdürlükle yoğun çalışmalarımız oldu. Ve dosyamızı kendilerine teslim ettik. Etmekten önce ikinci tur olan bu Anadolu ziyaretlerimizi, yani teorik çalışmalarımızı bitirdikten sonra saha çalışmasına başladık. Bunun için de 4 il belirledik. Tabii ki hem Elazığ'ın önemi hem sevgili Murat Bey'in yönetim kurulumuzda olması bize öncelikli olarak Elazığ'dan başlama düşüncesini oluşturdu. Buradaki düşüncemiz de şudur. Yani bu bahsettiğim eylem planının birinci bölümü lobiler, iç ve dış çalışmalar. İkincisi Sayın Valim'in üstünde durduğu özellikle katma değer artımı Türkiye'de çok önemli. Bu ihracatın büyümesi 15 milyar 17,5 oldu. Daha sonra ne olabilir diye baktığımızda
geriye doğru inceledik. Eğer dünyadaki ihracatın büyüme hızı kadar bizim hazır giyimimiz büyümüş olsaydı 20 milyar daha fazla yapıyor olurduk bugün. 20 milyar dolar daha. Yani 20 milyar dolarlık eksiğimiz var. Bunu kapatmak için katma değerli üretim yapmamız lazım. Bunun için Endüstri 4.0 dönüşümü için bir takım çalışmalarımız var. İnşallah buradaki şirketlerimizde de uygulamak isteriz. Diğer şirketlerde bir uluslararası danışmanlık şirketiyle hazır giyim şirketlerimizin Endüstri 4.0'da nerede olduklarını ölçümlüyoruz ve onlara bir yol haritası belirliyoruz dönüşüm, dijital dönüşüm için. Ve markalaşma için içeride perakende ve markalaşma çalışma grubumuz var. Onlar bu konuda çalışmalar yapıyor. Nasıl markalaşırız, nasıl teknolojik ürün üreterek katma değerimizi yükseltiriz diye. Üçüncü konu da sürdürülebilirlik konusuydu. Sürdürülebilirlik çok önemli. Sayın Başkanım biraz önce sürdürülebilirlikten bahsetti. Çevresel sürdürülebilirlik. Biz biraz da işimizin sürdürülebilirliği üzerinde duruyoruz. Yani ikinci, üçüncü jenerasyona işlerimizi devredemiyoruz kolaylıkla. Türk şirketlerinin şeylerinden bir tanesi bu. Şirket kuruluyor ve ikinci jenerasyona kalmadan ya el değiştiriyor ya kapanıyor. Bir Avrupa kültüründe bu işi nasıl yaparız onun üzerinde kafa yoruyoruz. Genel bütün sürdürülebilirlik manasında. Şimdi bu çerçevede buraya gelişimiz Elazığ'dan başlayarak şudur. Şu anda benim yönetim kurulundan hem başkan yardımcısı arkadaşlarım yanımda hem de yönetim kurulu üyelerimden ve sanayiden her sektörü temsilen birisi, bir sanayiciyle geldik. Yani her kendi sektörünü en iyi temsil eden birer sanayici arkadaşımız yanımızda. Denimci, takım elbiseci, gömlekçi, tişört yapan, çorapçı, bunlarla geldik aslında. Amacımız kümelenme modelini çok mantıklı Avrupa ve Amerika sisteminde uygulamak. Çünkü eğer Sayın Valim'in dediği gibi bir ekosistem yoksa bizim Türkiye'de sanayinin gelişmesinin önündeki en önemli engellerden bir tanesi gittiğimiz yerde ekosistem dediğimiz gerekli büyümeyi ve destekleyici gerekli unsurları oluşmadan gitmemizden kaynaklı. Ki bunlarda ben çok memnuniyetle OSB başkanımızın anlattıklarını dün de gözlerimle gördüm ve bir altyapı var. Benim söyleyeceklerimin birçoğunu içine alıyor ama şöyle bir sadece toparlamak istiyorum. Biz grup birlikte gitmek istiyoruz. Yani tek tek bir sanayici, iki sanayici falan değil de toplu olarak gelmek istiyoruz. Gitmek istiyoruz bir bölgede. Orada bu işin oluşabilmesi için işbaşı eğitiminden tutun. Yani işçi buldunuz. Şöyle çok pratikçe anlatayım. İşçi buldunuz 5000 kişi. Bunu eğiten bir yapının oluşması, bu eğitimi verenin işbaşı eğitimine dönüştürülmesi, işbaşı eğitiminde testlerin yapılarak yetenek testleri yapıldıktan sonra bu arkadaşlar modelist mi olabilir? Bunlar makinacı mı olabilir? Etüt projeci mi olabilir? Bunların içine usta şef mi yetiştirilebilir? Bunların ayrımını yapıp sonra bunlara bir eğitim programı düzenleyip daha fabrikayı açmadan bunların ön eğitimlerini tamamlayıp bunların sosyal güvence iş güvenliği eğitimlerinin verilip CSR dediğimiz o corporate social responsibility diyorlar. Sürekli bizim tepemizde denetimler, uluslararası denetimler, BSCI denetimleri vesaire. Bu denetimler için bir merkez olmalı. Ben bu konuda TSE başkanımızla Ankara'da bir toplantı yaptım. Çok olumlu bir toplantıydı. Bunların burada oluşturulması lazım. İşbaşı eğitimlerinin yapılması lazım. O çalışanların iş yerine konulması lazım. Yani özetle şunu demek istiyorum. Sanayici gitsin sipariş dolu sipariş toplasın. Alabildiği kadar sipariş alsın. Siparişini getirsin, makinasını getirsin. Ayarlarını yapsın, işletmesine girsin. Üretimi orada devam etsin. Geri kalan bürokratik bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi çok açıklıkla söylemek istiyorum. Müthiş dünyanın en iyi niyetli insanları en zor şekilde dizilmiş durumda.
O bürokrasi işleyişi o kadar yoruyor ki, bakın ben arkadaşlarımı ikna etmek için 2 yıl boyunca uğraştım Anadolu'ya yatırımları götürebilmek anlamında. Yani topluca gitmek anlamında, bu Anadolu'da İstanbul'daki yapıyı. Bizim beklentimiz, dediğim gibi, gittiğimiz neresi olacaksa orada biz gidelim ve o yapıyı, o ekosistemi çalıştıralım. Hepinize saygılar sunuyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, izninizle birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle Elazığ milletvekillerimizi de davet etmiştik bu programa. Kendilerinin Ankara'daki yoğun programlarından dolayı katılamadılar. Katılamayacaklarını bildirmişlerdi. Elazığ milletvekilimiz Sayın Tolga Ağar katılacaklardı. Şimdi bize gönderdiği bir telgrafla kendisinin de önceden öngörülmeyen, planlanmayan bir toplantısının çıktığını ve bundan dolayı katılamayacağını Sayın Valimize, değerli Haziruna, siz katılımcılara saygı ve sevgilerini sunduğunu ve burada çıkacak olası sonuçların hepsini kendisi ve tüm vekillerimiz olarak destekleyeceklerini bize bildirdiler. Yine değerli Hazirun, şu an programımız Kanal Fırat tarafından da canlı yayınlanıyor. Bunu da ayrıca bildirmek isterim. Sayın Fırat Üniversitesi Rektörümüz Sayın Kutbettin Demirbağ da aramıza katıldılar. Şimdi de programımıza Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Asilhan Arslan Bey'in selamlama konuşmasıyla devam edeceğiz. Buyurun başkanım. Sayın Valim, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin çok değerli başkanı Hadi Karasu Bey, çok değerli yönetimi, organize sanayi bölgemizin çok değerli başkanı ve saygıdeğer yönetimi, kamu kurum kuruluşlarımızın çok değerli müdürleri, temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli başkan ve yöneticileri, aramıza yeni katılan Fırat Üniversitemizin çok değerli rektörü, ben de sizleri şahsım ve Elazığ Ticaret Sanayi Odası olarak en kalbi duygularımla selamlıyorum. Evet, Elazığ'ımızın geçmişinden bahsettik. Şu anda keşfedilmiş, bilinen yönüyle Elazığ'ımızın Harput merkezli tarihi milattan önce 4000'li yıllara dayanıyor. Bu gerçekten çok inanılmaz. Kadim medeniyet, o kadim medeniyet 4000 yıllık geleneğini devam ettiriyor. Milattan sonra 173. yılda Hristiyan aleminin dünyadaki 3. mabedi yine Harput'ta inşa edilir. O tarihten bu yana bilgi birikimi, kültürü ile birlikte bu popülasyon, bu Elazığ halkı her türlü üstün özellikleri, ahlaki yapısıyla tarihte var olmuş, var olmaya da devam edecek. Evet, benim çocukluğum organize sanayi bölgesinde geçti sayın değerli misafirlerim. İlk araba kullanmaya burada başladım. İlk iş makinesi operatörlüğünü burada yaptım, kendi fabrikamızı inşa ederek. Burada inşaat devam ederken biz de kendimizi geliştirdik. O günden bugüne de burada sanayinin belli dalında ailemizle, ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Elazığ'ımız sanayi altyapısı bakımından doğunun en gelişmiş ili. Geçmişine baktığımız zaman 1930'lu yıllarından Erbgani bakır işletmeleriyle 4000 kişinin istihdam edildiği, ferrokrom işletmelerinde 5000 kişinin istihdam edildiği, şeker fabrikalarının, çimento fabrikalarının olduğu, belli anlamda ciddi bir sanayi kültürünün olduğu bir şehir. Ve bu şehir artan terör olaylarından direkt içinde olmasa da dolaylı şekliyle olumsuz etkilenmiş ve belli alanda gelişimi yavaşlamıştır. Ama huzur ortamıyla birlikte bundan sonraki dönemde biz bölgemizden ve şehrimizden çok daha umut varız. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. İhracat bakımından Malatya ve Elazığ zaman zaman birinciliği, ikinciliği Doğu Anadolu bölgesinde paylaşıyor. Ama Elazığ'ımıza veya Malatya'mıza
Doğu Anadolu, Doğu ili demek gerçekten birazcık haksızlık. Elazığ'dan Doğu'ya gittiğimiz zaman Doğu'nun ne demek olduğunu daha iyi anlıyoruz. 9 milyon ton taşıma kapasitesiyle demiryolu ve karayolu ağını ciddi anlamda kullanan, havaalanında günlük ortalama 11-12 uçuşun olduğu 1 milyon 100 bin civarında yolcu kapasitesi ile birlikte yine Türkiye'nin sayılı havaalanlarından olan bir şehir. Madencilik anlamında ciddi anlamda lokomotif sektörümüz, maden ve mermerimiz, ama bizim bundan sonraki hedeflerimiz arasında artık özellikle ihracat ve katma değer bakımında lokomotifte ikinci vagon olarak tekstil sektörünü görüyoruz ki bu toplantı da bunun en büyük göstergesi. Sayın Valimizin önderliğinde şehrimizin tüm yöneticileri bu konuya kenetlenmiş, altyapı eksikliklerini giderme, sizlerin ihtiyaçlarını en iyi şekliyle karşılama adına faaliyetler yürütmektedir. Bunları da şu an faaliyet gösteren firmalarımız yakinen müşahede ediyorlar. Gerek organize sanayi bölgemizin mevcut OSB'mizin genişleme alanı, gerek ikinci organize sanayi bölgemizin kurulması, Türkiye'de ilklerden jeotermal üzerine ihtisas seracılık OSB'sinin kurulması, hayvancılık OSB'sinin kurulması, ikinci organize sanayi bölgesi, Baskil ihtisas OSB, yine planladığımız Kovancılar Karma OSB, yine onayını aldığımız Kovancılar GES ihtisas OSB ile Elazığ'da ciddi anlamda birçok altlığın oluştuğunu müşahede etmek mümkün. Evet, bunlar bizim hazırlıklarımız. Bunların bir kısmı hayata geçti, bir kısmı hayata geçmek üzere tüm çalışmaları devam ediyor. Özellikle sizin sektörü ilgilendiren konusu kalifiye eleman. Evet, kalifiye eleman anlamında altlıklarımızı oluşturma, aranan eleman dediğimiz iş gücüne nitelik kazandırma, kalifiye kazandırma adına birçok çalışma yapıyoruz. Bunlardan biri Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla Türkiye Odağı Borsalar Birliği adı ile birlikte imza altına alınan mesleki iş geliştirme ve edindirme programı. Bunu birçok firmamıza uygulamaya başladık ve devam ediyoruz. Aynı şekliyle yine iş kurumumuz vasıtasıyla işbaşı eğitim programlarında insanları doğru kanalize etme, sizleri nitelikli insan gücüyle buluşturma adına yönetimimizde belirlediğimiz insan kaynakları birimiyle özel sektörü, kamuyu ve iş gücünü aynı ortamda buluşturup sizlerin istifadesine sunuyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde yine bir çalışmamız var. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Türkiye Odalar Borsa Birliği ile protokol altına alınan meslek liselerinin yönetiminde pilot uygulama, pilot okullar seçerek illerdeki ticaret sanayi odalarıyla Milli Eğitim Müdürlüklerinin ortak yönetiminde meslek liseleri oluşturuluyor. Zaten OSB'miz bu konuda ciddi anlamda altyapıya sahip. Bir meslek lisesine, bir meslek yüksekokuluna sahip. Onu bir prototip merkeziyle taşlandırıyoruz, savunma sanayi ile alakalı yaptığımız çalışmalarla. Yine iş gemimizde, yine Sayın Valim'in önderliğinde meslek edindirme programında talaşlı imalatlar noktasında kalifiye eleman kazandırma adına bir eğitim merkezi, uygulamalı eğitim merkezi kurulmaya başlandı. Kalkınma Ajansımızdan maddi desteği ve kaynağı sağlandı. Şu an makine tesisat seçimini gerçekleştiriyoruz. Bunların her birini neden anlatıyorum? İşte sizlerin kafanızda bazı şeylerin oturmasını istiyoruz, arzu ediyoruz. Şehir, Sayın Valimizin liderliğinde üniversitemiz, Milli Eğitim Müdürümüz, Ticaret Sanayi Odamız, İş Kur Müdürümüz, Sosyal Güvenlik Kurumumuz, Ticaret İl Müdürümüz, Sanayi İl Müdürümüz, Organize Sanayi Bölge Müdürlerimiz, tüm şehrin yöneticileri, Fırat Teknokentimiz ki Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 7. sırada birçok özelliğiyle birlikte hem sizin ihtiyaç duyduğunuz beyaz yakalı iş gücünü hem mavi yakalı iş gücünü kolaylıkla sizlere sağlayıp tesis edebilecek kapasitede. Kadın kollarımızın bir görevi var. Elazığ Ticaret Sanayi Odası bünyesinde 50 kişilik yönetimiyle
sizlere ihtiyaç duyduğunuz kadın iş gücünü sağlama adına gerek o hanımefendilerimize zihinsel dönüşüm yapmak, gerek sosyal olarak bu insanları iş gücüne kazandırma adına birçok faaliyet yürütecekler. Tanıtım toplantıları düzenleyecekler, birer birer kapılarını çalacaklar ve onları eğitimlerini almış, çalışmaya hazır bir şekliyle sizlerin istifadesine sunacaklar. Ben Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanı ve yönetimim adına buradan size açık çek veriyorum. İhtiyaç duyduğunuz tüm personel altyapısını, bana ihtiyaç duyduğunuz niteliği ve sayıyı bana 6 ay önceden bildirin. Biz şehrimizin tüm dinamikleriyle bu iş gücünü sizlere sağlayacağız. Zaten organize sanayi bölgemiz, başkanımız ifade ettiler. Gerekli ihtiyaç duyduğunuz arsanın temini, acil ihtiyaç duyduğunuz arıtma tesisleri, bunlar sizlerin yatırımlarıyla birlikte yürüyüp yatırımın faaliyete geçeceği anda birlikte neticelenecek faaliyetlerimiz, onların her biri dile geldi. Şehrimizin tüm ekonomi STK'ları buradalar, kendilerin her gerek müsiyadımız, gerek asriyadımız, gerek askonumuz, tüm başkanları burada. Ekonomi STK'ları olarak bizler birbiriyle kenetlenmiş ortak faaliyetler yürüten, kooperatifleşmeler, çok ortaklı yapılar adına modeller oluşturan ve bunların bir iki ay sonra Sayın Bakanımızın da katılımıyla lansmanını yaparak çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Sizin sektörünüzde zaten Murat Bey'in, Ramazan Bey'in, Mehmet Alat Bey'in önderliğinde ciddi anlamda altlıklar oluşmaya başladı. Bundan sonraki süreçte inanıyorum ki çok hızlı bir şekilde ilerleyecek ve şehrimizde başarı hikayeleri yazılacaktır. Ben bu duygu düşüncelerle şehrimize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman emrinize amade olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başkanım çok teşekkürler. Sayın Başkanımız ilimizdeki mevcut iş gücünden bahsetti. Nitelikli iş gücünün kendisinin desteğiyle, diğer kurumlarımızın desteğiyle kısa sürede ilgili firmalara yetiştirileceğini söyledi. Bu noktada ben sözü Fırat Üniversitemizin değerli rektörüne vermek istiyorum. Sayın Valim, Türkiye Giyim ve Sanayiciler Konfederasyonu Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, Organize Sanayi Bölgesi Başkanım, kıymetli hazırım. Ben de hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Saygıyla, sevgiyle selam diyorum. Gerçekten başkanımızın son kısımlardaki konuşmalarına kavuştum. Oradan da özellikle bir şeyden bahsetti. Ekosistem dedi. Gerçekten şu anda ekosistem açısından baktığımızda ekosistemin bütün paydaşları bu masanın etrafında ve hepsi de yani yeter ki Asilhan Başkan da bahsettiği gibi hani emrinizdeyiz ifadesinin bir tezahürü olarak bu masanın etrafında özel sektörüyle, STK'larıyla, kurumlarıyla, belediyesiyle, ticaret odasıyla, organize sanayi odasıyla, üniversitesiyle, bütün kurumlarıyla Elazığ burada bu ekosisteme hazır bir şekilde hazırlanmış bulunuyor. Ben bunun bir şahide ettim. Bundan dolayı da mutluyum. Organize Sanayi Başkanımız Suat abi ve diğer ekibiyle zaten sürekli bir istişare halindeyiz. Bu tekstille ilgili yatırımların serüvenini yaklaşık kaç yıldır takip ediyorum. Gelinen bu noktada artık iş tamama ermiş gibi. Bundan dolayı mutluluğumu ifade etmek isterim. Özellikle 2023 hedeflerinde 500 milyar dolar ihracat hedefleyen ve özellikle ihracat ithalat dengesindeki açığı da başkan da bahsettiği gibi eksi olan kısmını da kapatmak ve bunu da özellikle katma değeri yüksek ürünlerle ve bir de tamamen yaptığın ihracatın ithalata bağlı olmayan kısmını teşkil eden tekstil sektörü Türkiye'nin özellikle ihracatta
dünya markası olmuş firmaları var. Bundan dolayı da biz bundan gurur duyuyoruz. Yurt dışına gidip mağazalarda baktığımızda önce şeyi çeviriyoruz, nerede üretilmiş şeklinde. Made in Türkiye yazdığında biz bunu defalarca Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun bunu müşahede ediyoruz. Bunun da gururunu ifade etmek isterim. Evet, özet olarak şunu söylemek isterim. Biz de eğitim kurumuyuz. Fırat Üniversitesi her yönüyle her nitelikte insan yetiştiren bir devlet üniversitesi olarak her yönüyle bu katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Nitelikli insan gücü ve özellikle müşteri odaklı insan gücü yetiştirme konusunda kendimizi her yıl check ediyoruz ve özellikle işin erbabı kişilerle bir araya gelerek hangi nitelikte bir insan istiyorsanız, hangi şekilde bir şey istiyorsanız biz ona göre hazırlıklarımızı yapalım, programlarımızı revize edelim. Kısa, uzun ve orta vadedeki programlarımızı buna planlıyoruz. Ve bir de tabii ki İşkur'la, Ticaret Odası'yla, Organize Sanayi'yle, Asilan Başkan'da bahsettiği acil ihtiyaçlar hasıl olduğunda bununla ilgili eğitim programlarını geliştirmek için de hem eğitim kadromuzla hem altyapımızla bunu anlık olarak yerine getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da göstereceğiz. Zaten Organize Sanayi'deki meslek yüksekokulumuz tamamen Organize Sanayi'mizdeki müşterilerimizin veya paydaşlarımızın talepleri çerçevesinde programlar açıyoruz ve programlar, yeni programlar ilave ediyoruz ve ders programlarımızı ona göre güncelliyoruz. Bundan sonra da bu şekilde en kısa sürede, anlık, hiç uzatmadan bunu yapmak için uğraşacağız. Bundan sonra uğraşmaya devam edeceğiz. Gerçekten diğer kısımlara girmeyeceğim. İşte havalanın buradan 10 dakika bir mesafede olması. Ben kaç gün önce İstanbul Havalanı'na indim. Uçak indi, perona kavuşması yarım saat. Oradan oraya geçişti yarım saat. Oradan şehre geçmesi trafiğin olmadığı saatte 1,5 saat olarak baktığımızda, yani bunu şunu açıdan söylüyorum. Yani Elazığ'dan İstanbul'a uçtuğunuzda 10 dakikalık bir mesafe, 1 saat 20 dakika daha kısa yani bir mesafe. O açıdan da insan kaynağımız çok fazla. Özellikle bayan istihdamına yönelik tekstilde çok insan kaynağımız var. Her yönüyle biz hazırlığımızı ifade etmek isterim özetle. Ben tekrar bana söz verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Şimdi de aslında bu programın mimarı, fikir sahibi, SMM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Şimşek'e ben söz vermek istiyorum. Buyurun Murat Bey. Herkese merhaba. Sayın Valim, ben biraz ortada durmak zorundayım. Hem Elazığlıyım hem de bu kadar sanayici arkadaşımı buraya getirdim. Biraz ortaya konuşacağım, kimse alınıp darılmasın. Sayın Valim, Ticaret Odası Başkanım, OSEB Başkanım, TGSD Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Hazirun, sevgili kamu kurum ve kuruluşlarının değerli yöneticileri, bu toplantıya iştirak ettiğiniz için hepinize öncelikle kendi şahsım adıma bir Elazığlı olarak teşekkür ediyorum. Bir açılış yapmaktan, bir kurdele kesmektense böyle bir şey yapmak benim daha çok içim esindi. Ben de bunu Sayın Valimle, Ticaret Odası'yla paylaştım. Sağ olsun bizim yönetim kurulu, Hadi Başkanım'ın önderliğinde beni kırmadılar ve böyle bir şeyin içinde bulundular. Bu da sadece Türkiye Giyim Sanayicileri yok, İstanbul Sanayi Odası'nın değerli yönetimindeki meclis üyesi arkadaşlarımız da var. Ben İstanbul Sanayi Odası'nda da meclis üyesiyim. Oradaki arkadaşlarım da, abilerim de bizi kırmadılar. Onlar da bugün buradalar. Biz burada ne yaşadık? Ben biraz daha özele inip anlatayım. Tabii ki burada tekstil kültürü Elazığ'da çok gelişmiş bir durumda değildi. Hatta hiç yok denecek kadardı. Biz buraya geldiğimizde de Sayın Valim de
açıklamayı yaptı. Dördüncü bölgeydi. Ama demek iyi niyetle gelince, isteyince, kalpten gelince bir şey oluyor. Biz daha yatırıma başlamadan burası altıncı bölge oldu. Cazibe bölgesinden sebep. 1200 kilometre uzakta biz İstanbul'dan buraya iş yapmak bir işletmelerde bir kültür. Bu çok önemli. Ama bizim de artık bu işi İstanbul'da yapmak gibi bir lüksümüz yok. Hepimiz bunu biliyoruz. Ben buradaki Elazığ'daki hazırına şunu söyleyebilirim. Biz bu yatırımları yapmak zorundayız. Yani buraya gelen sanayici bu işi yapmak zorunda. Bu iş bir yere gidecek. Ben de kendi payıma bir Elazığlı olarak ilk başta Elazığ'a getirmek istedim buradaki hazırını. Bu toplantılar başka doğuda, güneydoğuda, başka illerde de olacak. Ama ben çok pres yaptım, rica ettim. Biz zaten elimizi taşın altına koyduk, geldik, bir yere de getirdik. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani burada teşekkürü borç bildiğim 5 tane isim var benim. Birincisi Sayın Valim. Yani her aradığımda telefonun başındaydı ve her seferinde derdimize derman oldu. Yaşadığımız en ufak sorundan en büyük soruna kadar. Devamında Asilhan Bey aynı şekilde. Suat Bey aynı şekilde. Yanımda bana göre bu işin aslanı var, Vahap Bey, yani Fırat Kalkınma Ajansı'nın başında ama bir Elazığlı'dan daha öte bir devlet adamı gibi çalışıyor ve gerçekten defalarca bu işin olması için, bizi teşvik etmek için elinden gelen her şeyi yaptı. İşkur Müdürümüze teşekkür ediyorum. Defalarca ben de onu ziyarete gittim. Her seferinde o da sağ olsun bizim önümüzü açtı. Ben tüm TGS'de yönetim kurulu arkadaşlarıma buraya geldikleri için, beni kırmadıkları için başkanım nezdinde teşekkür ediyorum. Burada bir popülasyon oluşursa çok ciddi, çok kıymetli, çok değerli şeyler oluşacak. Ben bundan eminim. Elazığ'da bu potansiyel var. Yani şu an 3-4 bin tane başvuru var, sıra bekleyen. Ama tabii biz bu işleri bölüm bölüm, parça parça yapmak zorundayız. Biz kendi yatırımımızla ilgili ne durumdayız? Daha bu işin birinci etabındayız. Yani iş bittiğinde biz toplamda 1500 kişi olacağız. Ben abime de teşekkür etmek istiyorum. Yani ben o hayatını değiştirdi. Sağ olsun İstanbul'dan kalktı, buraya geldi. Evini buraya taşıyor. Yani çok zor bir şey. Yıllar sonra memlekete geri dönüyor. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Tekrar buraya geri dönebilmek, doğduğumuz yerde o alışkanlıklarımızdan vazgeçebilmek önemli şeyler. Burada ciddi bir popülasyon var. Biz buradan çıktıktan sonra fabrikayı gezeceğiz, göreceksiniz. Çok kısa zamanda çok ciddi işler yaptık. Bizim TGS'de olarak, yönetim kurulu olarak, sanayiciler olarak ne yapmamız gerektiği belli. Bizim TGS'de de başkanımın bahsettiği gibi bizim buradan valilikten, rektörlükten, sanayi odasından, İşkur'dan ve Kalkınma Ajansı'ndan taleplerimiz var. Ve buradaki kamu kurum ve kuruluşlarından. Bununla ilgili de deminden beri bütün sözleri aldık, cebimize koyduk diye düşünüyorum. Herkes de beni şu an kafasıyla onaylıyor. Ortaya da söylüyorum. Yani ben bu arkadaşlarımı getirirken Elazığ'a kefil olarak getirdim. Ya biz kamu kurum ve kuruluşlarında sıkıntı yaşamayacağız. Biz Vali Bey'e gittiğimizde, kapısını çaldığımızda bize yardımcı olacak. Ticaret ve Sanayi Odası bize yardımcı olacak. Bize sorun yaratmayacaklar. Yani o bürokrasinin önüne geçebilmek adına onların elinden ne geliyorsa iyi niyetleriyle yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerine inandığım için bu kadar uğraştım. Onu da açık yüreklilikle söyleyeyim. Bununla ilgili de onlara da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz Elazığ'a yatırım yapmaya SMM olarak devam edeceğiz. Biz burayı bir üs olarak kullanacağız. Bütün Doğu ve Güneydoğu'yu da fason operasyonunu da oluşturarak bütün arkadaşlarımı da, yani burada yatırım yapmak için biz kendi aramızda yönetim kurulunda konuştuğumuzda herkesin artık İstanbul'dan çıkıp buralara gelmesi gerektiğini konuşuyoruz sürekli. Şu an başkanım doğru söylüyorum herhalde, iş var ama kapasite yok. Yani sürdürülebilir kapasite yok. Yani termin,
ile ilgili, süreklilikle ilgili, yani bu CSR dediğimiz auditler, bu bizim uluslararası belgelerimiz var, SEDEX, BSCI gibi. Bunları sağlayacak gerekli ortamlar yok artık İstanbul'da ve İstanbul'un çevresinde. Ama ona rağmen halen %71'ini, yani neredeyse 10-12 milyar dolarını halen İstanbul'dan ihracatını yapıyoruz. Biz buraları buradan yapabiliriz. Ben buna inanıyorum. O yüzden buradayım. Biz bu işi sevme olarak burada yapacağız. Ama ben tek başıma burada olmak istemiyorum. Sadece kendimi de düşünmüyorum. Rakip istiyorum buraya kendime. Yani aslında tekel olmak her zaman iyidir. Dışarıdan öyle görünebilir ama ben bir memleket insanı olarak, farklı bir düşünen bir birey olarak söyleyeyim. Ben burada en az 10 tane konfeksiyon firmasının olmasını istiyorum. Dediğim gibi burada bizim konfeksiyon elemanı yetiştirmenin ötesine gitmek anlamında, Suat Başkanım'ın bahsettiği gibi, bizim burada rektörümüze ihtiyacımız var. Şimdi değil ama, yani ama şimdiden eğitime başlamamız lazım ki 2 sene sonra modelist yetiştirelim. 2 sene sonra mühendis yetiştirelim. Endüstri mühendisi bulalım. Tekstil mühendisi bulalım. Ara eleman bulalım. Bizim için en önemli şeyler bunlar. Biz bunları İstanbul'da da konuşuyoruz. Bunlar Türkiye'nin sorunu. Yani meslek liseleri sorunu Türkiye'nin sorunu. Bunların hepsini globalde biliyoruz. Yani burada tekrar söylüyorum. Yani beni kırmayıp gelen bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma, hem İstanbul Sanayi Odası'na hem TGS'deki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğer VAP'de uygun görürse, bence kısaca gelen arkadaşlarımız kendi firmalarını ve neler yaptıklarını anlatır da, hem valim hem de buradaki hazirun, onların da kim olduğunu, neler yaptıklarını Vali Bey'in konuşmasından önce veya sonra bir görsünler. Çünkü buradaki hazirun 2,5 milyar dolarlık ihracat yapıyor yıllık. Yani çok ciddi bir rakam. Biz bunun %10'unu buraya alsak, yani bu gelen arkadaşların 2 tanesini ikna edip buraya getirebilsek, çok ciddi en az 5000 kişi istihdam ederiz. Bu da bizim en azından bu işi başlatmakla ilgili bir start vermiş oluruz. Devamının da geleceğine inanıyorum. Ben tekrar söylüyorum, ben Sayın Valime bu konuyla ilgili, yani ben onun yüzüne de söylüyorum, arkasından da, yani kimliğinde Elazığ yazıyor, herhalde bizim haberimiz yok. Bir Elazığlı'dan daha çok çalışıyor. Ve gurur duyuyorum, onu her ortamda da söylüyorum. Buradaki diğer hazirunu, yani ben Asilhan Bey mecbur diyorum, yani yapmak zorunda. Kimliğinde Elazığ yazıyor. Murat Şimşek yapmak zorunda. Kimliğinde Elazığ yazıyor. Vali Bey Mahir de diyorum burada. Sağ olsun, o çok destek oldu bize. Her anlamda, yani yeri almakla ilgili bile, yerin tahsiliyle ilgili bile defalarca arayıp ilgilendi. Çok teşekkür ediyorum herkese. Sözlerime son vermek istiyorum. Sözü Vahap Bey'e bırakıyorum. Sayın Valim, öncelikle dışarıdan gelen sanayicilerimizi mi tanıyalım, yoksa sizler mi? Hmm. Ben bir toplayayım istersen. Anlaşıldı. Çok kıymetli katılımcılar, yani gerçekten çok güzel bir perspektifi ortaya konmuş oldu, iyi bir değerlendirme yapıldı. Ben özellikle Hadi Bey'e, kıymetli başkanımıza ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle kendisinin ortaya koymuş olduğu vizyon, bakış açısı ve bu Anadolu'ya doğru yaptıkları yeni açılımdan dolayı kendilerine hasreten teşekkür ediyorum. Murat Bey'e de gerçekten Kadir Şinas sözleri için teşekkür ediyorum. Söylenecek bir söz bırakmadılar. Bu bizim görevimiz. Yani biz Elazığlı olalım olmayalım, hepimiz Türkiye'liyiz. Burada bize düşen görev Anadolu'yu topyekün kalkındırmak. Ben hep şeyi vurguluyorum. Bugün Elazığ üretmezse, Elazığ katma değer üretmezse, dersine iyi çalışmazsa, doğru çalışmazsa, Türkiye üretemez, gelişemez, kalkınamaz. Bu kadar net. Bu bütün şehirler için de geçerli. Anadolu'da yer alan 81 vilayet için geçerli olan bir söz. Perspektifi iyi koydu. Global pazarı gerçekten iyi analiz ettiler.
Dolayısıyla bizim için en zor olan kısmı, yani pazar kısmını özellikle ihracat boyutuyla halletmiş oldular ve Anadolu'ya açılımı, üretim boyutumuna geçmiş oldular. Tabi burada bize Elazığ olarak gerçekten ciddi rol düşüyor. Bu rolün de aslında nasıl yerine getirilmesi gerektiği, Elazığ'ın burada nasıl bir rol alacağı noktasında hem OSEB Başkanımız, hem Ticaret Odası Başkanımız, hem de kıymetli Rektörümüz söylenmesi gerekenleri söylediler. Buna da bu konuya vakıf olduğumuzu gösterdiler. Tabi dünyada hem globalleşme var, hem de globalizasyon denen bir süreç var. Yani globalleşirken aynı zamanda lokalleşmenin, yerelleşmenin arttığı, az önce de ifade etmiştim, lokal değerlerin, yerel değerlerin, dokuların, üretimlerin aslında ön plana çıktığı bir süreç var. Globalleşme başlarken hep şu korku vardı. Globalleşme başladığında büyük firmalar, büyük şirketler yerel değerleri, küçük firmaları, küçük şirketleri yutacaklar. Ama bu böyle olmadı. Tam tersi bir süreç yaşandı. Sürekli ifade ediyorum, dünyada artık bölgeler ve şehirler yarışıyor. Bölgeler ve şehirler rekabet ediyor ve şehirler, şehir ekonomileri ön plana çıkıyor. Dolayısıyla burada Dubai gibi, Miami gibi, Singapur gibi, Hong Kong gibi veya yeni yeni üretim merkezi, cazibe merkezi olmaya başlayan şehirler gibi dersine iyi çalışan, akıllı çalışan, şehrini akıllandıran, akıllı yöneten, tematik çalışan, potansiyelini iyi değerlendiren ve uluslararası bir merkez, şehir haline gelen şehirler bu rekabette ön plana çıkacak. Diğerleri de sönüp gidecek. Bu kadar net. Onun için biz Elazığ olarak dersimize bu perspektifle çalışıyoruz, çalışmak zorundayız. Vizyonumuzu, hedefimizi bu şekilde koymak zorundayız. Yoksa sıradan bir şehir olarak kalır. Bu rekabette, bu global ekosistemde yerimizi alamayız. Bunu yaparken de Elazığ iki tema belirledi. Birincisi, Elazığ is going global sloganıyla hareket ediyor artık. Elazığ dünyaya açılıyor. Dünya pazarlarını araştırıyor. Ve o pazarlara uygun özellikle yeni nesil alanlarda ön alarak, rol alarak üretim yapıyor, yapmaya çalışıyor. Perspektifini, vizyonunu bu şekilde belirledim. İkinci olarak da bir Come to Elazığ sloganımız var. Özellikle hizmet sektöründe, turizmde dünyayı buraya davet eden, dünyada önemli bir cazibe merkezi olmak isteyen ve turist çekmek isteyen, eğitim, sağlıkla da kalifiye eleman çekmek isteyen bir şehir arzumuz, hedefimiz, vizyonumuz var. Tabii az önce ifade edildi, Elazığ gerçekten kamusal altyapısını önemli ölçüde tamamlamış bir şehir. Özellikle lojistik modlarını tamamladı veya tamamlamak üzere olan bir şehir. Hızlı tren projesi bitmek üzere çalışmalarına başlanacak. Havaalanımız uluslararası bir havaalanı ama ikinci pisti yapılıyor. Uluslararası bölgesel bir lojistik ve uçuş merkezi haline geliyor. Karayolu bağlantı altyapısını fevkalade iyi tamamladı. Tek sorunumuz Karadeniz limanlarına açılım. O çalışmalar da yapılıyor. O da tamamlandığında kuzey pazarlarına açılım noktasında iyi bir noktaya gelecek. Başkanımız ifade etti, lojistik aktarma merkezimiz var ama bu bize yetmiyor. Lojistik merkez çalışmalarını son aşamaya getirmiş durumdayız. Fuar merkezi finansmana temin edildi. Projesi hazır, yakın zamanda başlanacak. Ve Sayın Rektörümüz de ifade ettiler, özellikle eğitim altyapısı olarak güçlü bir altyapımız var. Dünyanın 400. kaliteli mühendislik fakültesi buradan. Bu çok önemli bir veri. Ve Türkiye'de de ilk 5'te yer alan bir fakülte. Burada da 14-15 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu bizim için, insan kaynağı için müthiş kaliteli bir eğitim altyapısı, altyapı. Teknoparkımız hakikaten çok güçlü. En güçlü yanlarından birisi de bilişim ve adli bilişimde, yazılım sektöründe gerçekten çok başarılı olması ve sürekli bu kapasitesini artırması. O açıdan da hem Türkiye'de ilk ona giren bir teknopark hem de sürekli özellikle yeni nesil alanlarda, buna savunma sanayini de ekledik, ön alan, katma değer üreten ve dünyada geleceğin alanları olan veri işleme, veri üretme, bilgi üretme, bunu katma değere, Ar-Ge'ye, patente, inovasyona
dönüştüren ve özellikle dijitalleşme çağında yaşıyoruz. Endüstri 4.0'da ön alan, otonom robotlar alanında çalışan ve yapay zeka benzeri alanlarda da bir de çok önemli bir konu. Özellikle dünyada artık üçüncü göz dediğimiz yeni nesil güvenlik sistemleri var. Bu alanda da çok yüz tanımadan his tanımaya kadar çok önemli yazılımlar yapan, bunun testlerine de başladık. Bir teknoparkımız var. Gerçekten bu da gurur verici. Biz OSEB'leri artık klasik OSEB'ler olarak değerlendirmiyoruz. Yeni nesil OSEB konseptiyle çalışıyoruz. Ve ihtisaslaşmaya gidiyoruz. Tematik başkanımız daha az önce ifade etti. OSEB'leri çalışıyoruz. Burada OSEB'nin eğitim altyapısı güçlü. Hem meslek lisesi var, hem meslek yüksek okulu var. Ama bizim hedefimiz buradan bir tematik üniversite çıkarmak. Ve bu Türkiye'de bunu ilk defa burada başarmak hedefimiz bu. OSEB ile iç içe, OSEB ile paralel ve OSEB'ye direkt Ar-Ge inovasyon yapan, o alana katkı veren ve fabrikalarda öğrencilerin yetiştiği hayalimiz bu. Fabrikalarda eğitim gördüğü ve alanında kalifiye elemanların yetiştiği bir üniversite inşallah hayal ediyoruz. Böyle bir biz OSEB tasavvur ediyoruz. Az önce ifade edildi, çok güzel bir merkez burada kuruyoruz. Modelleme, tasarım, inovasyon, Ar-Ge merkezi. Bu OSEB'yi bir aşama öteye taşıyor ve burada sadece klasik üretimin yapıldığı bir OSEB değil, aynı zamanda Ar-Ge'nin, inovasyonun, tasarımın yapıldığı, modellemelerin yapıldığı bir merkez haline geliyor. Bu da yetmeyecek bize. İnşallah şeye de başladık, Kuluçka Merkezi'ne, inkübasyon merkezi. Onu da üniversiteyle birlikte eş güdüm halinde yapacağız. 2 adet iş gemimiz var. Çok verimli çalışıyorlar. Bunlarla paralel olarak az önce başkanımız ifade etti, bir mesleki eğitim merkezi ve yeni nesil girişimcilik merkezi projemiz finansmanını sağladık. Onu da inşallah gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bu tür altyapılarla da şehrimizi aslında yeni nesil alanlara da açmış olacağız. Bu aldıkları inşallah yakaladığımız zaman gerçekten biz bir üst lige çıkmış olacağız. Ve biz hedef olarak da kendimize Türkiye'de ilk ona giren bir üretim merkezi, iller arasında ve uluslararası ölçekte de önemli bir yatırım ve üretim merkezi, cazibe merkezi olmayı hedefliyoruz. Tabii Elazığ az önce ifade edildi. Ben şunu iddia ediyorum. Şu anda yatırım ortamı, ekosistemi en iyi olan şehirlerden birisi. Motivasyonu son derece yüksek. Dersine iyi çalışan, kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliği fevkalade olan, üniversiteyle çok iyi çalışan, eğitim üreten kurumlarla çok iyi çalışan bir şehir. Hem o vizyonu yakalamış hem de bu zincirleri en iyi bir araya getirip yatırımcının bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir şehir konumuna geldi. Bu açıdan bunu gururlu ifade edebiliyorum ve edebilirim. Az önce Murat Bey söylediler. Kendisi de kefil olabilir. Bizler sizlere, değerli yatırımcılara da bu konuda kefalet verebiliriz. Bizim birinci önceliğimiz yatırımcı. Yatırım odaklı çalışan bir şehiriz. Tamamen şehir güvenli bir şehir, huzurlu bir şehir ama biz her şeyin artık dünyada yatırımdan, ekonomiden, üretimden geçtiğini düşünen bir şehiriz. Bunun güvenliğe de bütün alanlara da katkısı olduğunu, şehirleşmeye, kültürel altyapısının şehrin gelişmesine, ekosistemin gelişmesine, bütün bu saydığım sosyal alanlara, sosyal çıktılara katkısı olduğunu düşünüyoruz. Onun için birinci önceliğimiz bizim yatırımcı çekmek, ekonomi. Türkiye'nin ben iddia ediyorum şu anda en yatırımcı dostu şehiriz. Bunu dışarıdan gelen yatırımcılar da görüyorlar. Bunun ötesinde bunu şeyden de görüyoruz. Gerçekten yabancı yatırımcılar da buraya gelmeye başladılar. Hem yatırım yapıyorlar hem şu anda çok önemli bir uluslararası yatırım danışmanlık firması bir hafta önce daha toplantısını yaptık ticaret odasında. Şehrimizi A'dan Z'ye analiz ediyor, yatırım imkanlarını çıkarıyor. Buraya fonları çekme, aktarma noktasında da çalışmaları olacak. Bu konuda da gerçekten iyi noktaya gelmiş durumdayız. Ben tabii sadece teşviklerle biz yürümek istemiyoruz. Bu ekosistemi
oluştururken şehrin tarihini, tarihi bakiyesini, şu anda yaşanabilir şehirler arasında Forbes'un yaptığı araştırmada 19. sıradayız. Bunu daha geliştirme noktasında, kültürel, sanatsal derinlik şehre verme noktasında, yeşil alanları artırma noktasında, çevresel sürdürülebilirlik noktasında ve en önemlisi insan kaynağını yetiştiren veya buraya transfer eden bir şehir olma noktasında biz önemli çalışmalar yapıyoruz, yapacağız. Zira ciddi yatırımcıların sektörüne göre değişir ama teşviklerin ben 7. 8. sırada geldiğini biliyorum. Bundan önce çok daha önemli noktalara baktıklarını da değerlendirme yaptıklarını da biliyorum. O açıdan hem şehrimizin yeni nesil alanlara açık olması noktasında, bilişim altyapısı, dijitalleşme altyapısı, Endüstri 4.0'a hazır hale gelmesi noktasında, hem de bu saydığım ekosistemi etkileyen diğer parametrelerin de iyileştirilmesi, geliştirilmesi, uluslararası ölçekte çalışmalarımız var, bunları yapıyoruz. Bunları en önemlisi ortak akılla hep beraber yapıyoruz. Dolayısıyla biz sizi davet ederken sadece teşvik için gelin, teşvikten yararlanın diye davet etmiyoruz. Emin olun burası Türkiye'nin en iyi yeni nesil OSEB'si olacak. İkinci OSEB'nin altyapısına başladık. Orası belki bir aşama daha iyi noktaya gelecek. 3 tane ihtisas OSEB, 2 tanesi kuruldu. Seracılık ihtisas OSEB kurulacak. Bir 4. enerji inşallah ihtisas OSEB kurulacak. İhtisaslaşmayla birlikte sadece seracılıkta hedefimiz 500 milyon TL'lik bir ihracat. Sıcak su kaynaklarını bulduk. Onları da geliştireceğiz. Tematik alanlarla da iyi çalışarak inşallah burayı ekosistemini, yatırım ortamını fevkalade geliştirmiş olacağız. Dolayısıyla sadece yatırım yaparken teşviğe yatırım yapmayın diyoruz. Bu saydığım alanlara yatırım yapın. Türkiye'nin gelecekte ilk ona girecek şehrine yatırım yapın. Bu da yetmiyor. Gelecekte dünyanın önemli bir üretim ve cazibe merkezi olacak bir şehrine yapın. Uluslararası ölçekte harputuyla zirveye çıkacak kültürel anlamda bir şehrine yatırım yapın. Bunu istiyoruz, arzuluyoruz ve özellikle eğitim alanında da özellikle bilişim yazılım alanında sizi destekleyecek, bütün ihtiyaçlarınızı giderecek şehrine gelin, yatırım yapın diyoruz. Birinci kefili benim. Bütün engellere engel kabul etmiyoruz zaten. Birinci olarak ben olmak üzere bütün arkadaşlar zaten masanın etrafındalar. Hem odalarımız buradalar, hem kamu yöneticilerimiz buradalar. İş kurundan özel idaresine, yerel yönetimlerimizden, merkezi yönetimle ilişkilerimiz çok iyi. Merkezi yönetime kadar yaşayabileceğiniz bütün sorunların aşılmasında biz elimizi taşın altına koyuyoruz. Elimiz de yetmez, gövdemizi koyuyoruz. Onun için birinci muhatap olarak söylüyorum, bütün sorunlarınızı çözmeye de hazırız. Bürokrasiyi hızlandırmaya hazırız. Burada örneklere de var. Biz daha kamulaştırma yapılmadan, OSEB'ye dahil edilmeden yatırımcıya tahsis ettiğimiz yerler var. İşlem arkadan gelsin, süreç arkadan gelsin. Dolayısıyla bakış açımız bu, perspektifimiz bu. Uygulamamız da bu şekilde. Dolayısıyla ben sizi hem yatırım yapmaya, hem şehre değer katmaya, hem de şehirden değer almaya davet ediyorum. Bu şehrin geleceğine, bu vizyonuna, bu hedeflerine yatırım yapmaya davet ediyorum. İnşallah Murat Bey'in yaptığı gibi çok kıymetli Saka Tekstil çok büyük yatırım yapıyor. Yeni nesil alanda Türkiye'nin en önemli yatırımını yapıyor tekstilde. Onun yaptığı gibi Katarlı Bader Holding'in yeni nesil motorlara burada gelip hem Ar-Ge merkezi kurup hem yatırım yaptığı gibi Suudlu bir firmanın gelip gıda sektörü tarım hayvancılığa yatırım yaptığı gibi bir Armada grup ki dünyanın en önemli firmalarından bu alanda bile özellikle sağlık turizminde Dubai merkezli gelip burada yatırım kararı alıp turizm ve sağlık alanına yatırım yapacağı gibi sizlere de bu yatırım ortamında yer almaya davet ediyorum. Ve bu şehrin bu vizyonuna sahip çıkmaya, katkı vermeye davet ediyorum. Ben bütün arkadaşlarım adına gerçekten bunu hararetle, büyük bir motivasyonla
beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu yaptıklarımız da yetmez. Bize söyleyeceğiniz her noktada da eğitimden insan kaynağına veya uluslararası alanda karşılaşacağınız sorunlara kadar her alanda da sizlerin hem önerilerini hem yapacağımız bir ödev olarak yükleyeceğiniz çalışmaları yapmaya da hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben gerçekten başkanımı dinlemekten çok keyif aldım. Bu vizyondan çok keyif aldım. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir vizyonu ortaya koyuyorlar. Bunu en geleneksel olan sektör, ihracatı Türkiye'de başlatan sektör olarak söylemelerinden de son derece memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve tekrar biz bütün Elazığ'ın değerleri olarak, varlıkları olarak, aktörleri olarak sizleri burada yatırımcı olarak ağırlamaktan memnun olacağımızı ifade ediyor. Hepinize sevgi, saygı, tekrar selamlarımı sunuyorum. Tanışma faslına da geçebiliriz. Şunu da belirteyim, Türkiye'nin en iyi çalışan kalkınma ajansı burada. Gerçekten bu vizyonu da çok iyi benimsemiş. Uluslararası alanda da iyi çalışan ve uluslararası merkezlere gidip road show'lar yapan, fuarlara katılan, tanıtımlar yapan, Tokyo'dan Paris'e, Londra'dan Dubai'ye kadar çok iyi ilişkiler kurmuş ve bu platformları da iyi değerlendiren bir ajansımız var. Onun da burada öncü bir rol olacağını, şimdiye kadar aldığını ve alacağını söylemek istiyorum. Ben teşekkürlerimi sunuyorum. Tanışma faslını da gerçekleştirelim. Olmuşum. Sayın Valim, çok teşekkür ederiz. Şimdi dışarıdan gelen misafir sanayicilerimizden başlayarak hızlı bir şekilde şöyle başlıyoruz. Evet. Ramazan Bey. Ramazan Bey'den başlayarak. Ramazan Saka, 1980 doğumlu, Elazığ Sivrice doğumluyum. İstanbul'da ikamet ediyoruz. Tabii inşallah yakında burada da ikamet edeceğiz. Şimdi çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Burada ciddi bir mega yatırım yapıyoruz. Entegre bir tesis. Aynı zamanda ihracatçı bir firmayız. %100 ihracat yapıyoruz. Avrupa merkezimiz bizim İtalya'da. Oradan tüm Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Kafkaslar merkezimiz Rusya'da. Oradan da tüm Kafkaslar'a ihracat yapıyoruz. Genel merkezimiz de İstanbul Selimpaşa'da. Orada da fabrikamız var, örme. Boyanemiz de Muratlı yolu üzerinde. Örgü ve baskı yapıyoruz. Tabii birçok fason veriyoruz biz. Kalite devamsızlığından dolayı çok sıkıntılar çektiğimiz için memleketimizde böyle bir entegre tesis yatırım yapmaya karar verdik. Şu anda inşaat aşaması çok iyi gidiyor. Hatta planladığımızın da çok ötesine gidiyor. İnşallah Aralık ayında tesisimizi açacağız. İlk ihracatlarımızı da buradan Elazığ'ımızdan gerçekleştireceğiz. Ben Sayın Valime, başkanlarıma teşekkür ediyorum. Söyleyecek çok fazla söz bırakmadılar. Murat Bey'e de teşekkür ediyorum. Böyle bir ortama ev sahipliği yaptı. Organize etti ve bizleri buluşturdu. Çok değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Valim, değerli başkanlarım, değerli konuklar. İki tane Ramazan yan yana, siz çok şanslısınız bu arada. Ben de Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya. Aynı zamanda TE Tekstil Yönetim Kurulu üyesiyim. Biz de örme hazır giyim sektöründe ihracat yapan bir firmayız. Türkiye'de 4 tane bölgede 10 tane üretim tesisi olan bir firmayız. Yaklaşık olarak 4000'e yakın Türkiye'de çalışan istihdamımız var. 150 milyon dolar civarında bir ihracat yapıyoruz. Burada özellikle birkaç tane konuyu vurgulamak istiyorum. Sizlerin de söylediğiniz gibi evet, organize sanayi bölgesinde altyapı yatırımlarının olduğundan bahsettiniz. Bu çok güzel bir durum. Buraya gelen sanayicilerin hemen hemen herkesin bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahı ile beraber bizim üst yapıya da daha çok ihtiyacımız var. Eğer bu üst yapı işini daha çok hızlandırırsak, önem verirsek
bu gelen sanayici arkadaşlarımızın içinde en az 4-5 kişinin yatırım yapacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben Ceydet Karahsanoğlu. Öncelikle Sayın Valim ve Elazığ'da tüm herkesin dost konuksever için teşekkür ederiz. Pamex Giyim Sanayi Şirketi 1986 yılında iki ortak olarak kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanı benim. 600 tane çalışanımız var. İstanbul merkezli. Üretimimiz Tekirdağ'da. Ben çok heyecanlandım burada, yani gördüklerimden dolayı. İnşallah biz de geleceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Sözü aldık yani. Sözü kamuoyu önünde aldık değil mi? Sözü aldık. Tamam. Çok güzel. Değerli hazirin, bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederiz. Sanem Dikmen, İstanbul Tuzla'da European T-shirt Factory ismi altında sadece tişört imalatı yapıyoruz. %80 ihracat, %20 iç piyasa çalışıyoruz. 450 personelimiz var. Değerli valim, değerli başkanlarım, çok değerli hazirin, hepinizi sevgi saygılarımla selamlayarak kısaca kendimi ve şirketimi tanıtmak istiyorum. Şirketim İstanbul merkezli Genç Tekstil. Yaklaşık 600 kişilik personelimiz var. 30 milyon dolarlık filan da ihracatımız var. Ceket, katma değerli ürünler üretiyoruz. Kim bilir, inşallah hep beraber sizlerle burada güzel insanlarla buluşma imkanı, şansı yakalarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim, değerli başkanlarım, değerli misafirler, bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben Önder Türkmen, ATT Tekstil Yönetim Kurulu üyesiyim. Bayan hem kumaş hem dokuma konfeksiyon olarak %100 ihracat yapıyoruz. Fabrikalarımız Çerkezköy Organize Sanayi ve Kırklareli bölgesinde bulunuyor. Toplamda yaklaşık 2000 çalışanımız, direkt olarak 2000 çalışanımız ve indirekt olarak da 15.000 çalışan fason atölyelerimiz var. Bizi burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sayın Valim, değerli başkanlar, saygılarımı sunuyorum. Ben Hakan Tin, Reha Tekstil Yönetim Kurulu üyesiyim. Bizim de merkezimiz İstanbul'da. 700 kişilik çalışanlarımız var. Bayan Üsküyim, Penya'da. Bayan Üsküyim imalat ve ihracat yapıyoruz. %100 ihracat çalışıyoruz. Bu organizasyon için tekrar çok teşekkürler Murat. Sevgiler, saygılar. Sayın Valim, değerli başkanlarım ve Sayın Hazırım, ben Müslüm Yıldız, Dinatek Sahişe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Denim sektöründe üretim yapıyoruz. %100 ihracat. Merkezimiz Çorlu'da. 1000 kişilik istihdamımız var toplamında. Tamamen ihracat yapıyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Valim, değerli Hazırım, Evtex firması olarak ev ve otel tekstili üretimi ve ihracatı gerçekleştiriyoruz. %20 iç piyasa. Türkiye'deki 3 markadan birisiyiz. Evtex otel tekstilinde. Elazığ'da da birçok otele tedarini yapıyoruz. %80'de ihracat gerçekleştiriyoruz. Denizli'de üretimimiz. Teşekkür ederim. Sayın Valim, değerli başkanlarım, öncelikle ben Murat kardeşime çok teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiği için. Biz de Hazır Giyim firmasıyız. Şerif Tekstil ve Fırat grubu olarak. Aynı zamanda da sanıyorsunuz ben mesleğiyim. Sayın Valim, Sayın Sanayi ve Ticaret Odası Başkanım ve diğer başkanlarımız. Öncelikle bizi buraya davet eden Hadi Başkan ve Murat kardeşime çok teşekkür ediyoruz. Böylesine güzel Kadir Medeniyetler şehrinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ben Aden Tekstil Dış Ticaret AŞ'e ihracat yapıyoruz. Örme İstanbul'da ve
Düzce'de imalatlarımız var. Böylesine güzel bir yerde, Murat kardeşim dediği gibi İstanbul'da fiziksel olarak ihtiyacımızı karşılayacak yerler yok. Anadolu'da bu tür yerlerde hepimizin altyapısı olduğu zaman yatırım yapmak için elimizden gelen her türlü imkan ve olanakları gerçekleştireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle Murat Bey kardeşim. Sayın Valim, değerli başkanlar, hepinize çok teşekkür ediyorum bizi ağırladınız. Çok güzel misafirperverlik yaptınız. Ben Gelişim Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Tekstil sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Adıyaman'da 300 kişi, İstanbul'da toplam 600 kişi olarak toplam 40 milyon dolar bir ihracat yapıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Valim, değerli hazırım. Adnan Can Polat ismim. Elazığ Palılıyım. İstanbul merkezli Carmen Tekstil firması. Bayan dış giyim üzerine çalışıyoruz. Bizi Can Polat abi. İnşallah. Saygılar sunuyorum. Evet, sağ olun. Sayın Valim, sayın katılımcılar, sayın oda başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben de Elazığlıyım. Murat arkadaşımı istişare ederken tabii kendisi buraya davet etti. Kendisine davet için teşekkür ederim. Adım Murat Can, Galatex Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanıyım. Burada ilk aşamada tabii 500 kişilik bir çalışan istihdam sağlamak istiyoruz. 100 milyon üzerinde grup şirketlerinin ciroya sahibiz. Teşekkür ederim. Çok iyi. Ben Sayın Valime ve başkanlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Söylediği bir cümleyi not aldım. Ben de uluslararası bir yazıda okumuştum. Sadece bir cümle söyleyeceğim. Küreselleşme ile birlikte beklendiğinin tersine dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi unsurların gelişmesiyle birlikte tam tersine yerel yatırımlara doğru bir odaklanma başlayacak. Bu sosyal medya, kullanılan teknolojilerle birlikte bunu belirtmek istedim. Efendim ben blue jean sektöründeyim. Yani yaklaşık 20 yıl takım elbise yaptım. Sonra blue jean yapmaya başladım. 15 yıldır, 16 yıldır uluslararası ismiyle Denim Village, Türkçe Denim Köy diye bir şirketimiz var. Şemsiye Organizasyon. Tekirdağ'da, Saray'da yoğun olarak tabii ilk başta 2000 kişi çalıştırmak üzere ve yıllarca çalıştırdık kurduğumuz 25-30 bin metrekarelik bir kapalı alanın şu anda yarısını kullanıyoruz. Geri kalanın bir bölümü 500 kişi çalışıyor orada. Bir şirketimizde Almanlarla ortak Bulgaristan'da hemen yine bizim Türk boylarımızın bir bölümünün olduğu bölgede tamamen 500 Türk çalışıyor. 4 fabrikada 500 Türk çalışıyor. Bunların şemsiye yapısı işte Su Global Anonim Şirketi ve marka ismi de Denim Village. Biz de %100 ihracat çalışıyoruz. Bir de böyle merakımızdan markayla oynuyoruz. Uluslararası anlamda bir markalaşma çalışmalarımız var. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sayın Valim, çok kıymetli başkanlarım, değerli katılımcılar. Programın bu aşamasında da ben Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak ilimizdeki yatırım fırsatlarını sizlere arz edeceğim. Gerçi daha öncesinde Sayın Valim, gerek siz gerek diğer başkanlarımız ilimizin gerek yatırım ortamı ile ilgili gerek yatırım fırsatları ile ilgili bir takım bilgiler verdiler. Sayın Valimiz gerçekten çok iyi özetledi. Biraz bizim vereceklerimizi de kapsayacak şekilde. Bunun için Sayın Valim uygun görürseniz ben kısaca daha kısa arz ederek geçmek istiyorum. Çok kıymetli misafirler uçakta gelirken görmüşsünüzdür. Gündüz inenler özellikle. Çünkü büyük bir kısmınız gündüz indiniz. İlimiz gerçekten hem harita olarak Türkiye haritasına benziyor hem de su yüzeyleri olarak, çevresindeki su alanları olarak da biraz bir yarım adayı
andırıyor. İlimizin komşuları batıda, güneyde ve kuzeyde aslında Keban ve Karakaya barajları ama ötesinde Malatya, Tunceli kuzeyde, güneyde Diyarbakır, doğuda Bingöl illerinden oluşuyor. Büyük bir alana sahip. Çok özür dilerim. Birkaç temel göstergeyi arz etmek istiyorum. İlimizin yaklaşık 600 bin nüfusu var. Tabii ilimiz 600 bin nüfusla, resmi kayıtlı 600 bin nüfusu barındırmasına rağmen Bingöl, Tunceli, Muş'un da bir il merkezi gibi, özellikle birçok kamusal hizmetlerin verilmesi noktasında, birçok sosyal ve ekonomik altyapının ve ekonomik merkezin, cazibenin sunulması anlamında bir bölgesel merkez konumunda. Merkez ilçe nüfusumuz 420.726. Bu bölgeyi de kapsayacak şekilde, yazı konak, yurtbaşı, Mola kendi ve diğer beldelerimizi kapsayacak şekilde ki nüfusumuz 400 binin üstünde. Sayın Valimiz de belirttiler, Forbes her yıl bir gerçekten ulusal ve uluslararası da biliniliyor olan bir endeks çalışması yapıyor. Birçok sosyoekonomik göstergeye dayanarak 81 il içerisinde ilimiz yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler arasında 19. sırada. Bu gerçekten özellikle yatırımcılar için, bu ilimize yatırım yapmayı planlayanlar için önemli bir gösterge. Yine malum Sosyoekonomik Kalkınma Bakanlığı, bir önceki dönemde Kalkınma Bakanlığı, şu anda da Sanayi Teknoloji Bakanlığı sosyoekonomik gelişmişlikle ilgili çalışmalar yapıyor. Toplam 61 kritere dayanarak, sosyoekonomik kritere dayanarak. İlimiz 39. sırada. Bu sıra aslında bölgelerin, teşvik bölgelerinin de, illerin teşvik bölgelerini de belirleme noktasında kullanılıyor. İlimiz Doğu Anadolu bölgesinin en gelişmiş ili. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yine Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki bütün iller düşünüldüğünde Antep'ten sonra en gelişmiş ikinci il olarak geliyor. İlimizin ekonomik sektörel dağılımına bakacak olursak gayri safi yurt içi hasıla rakamlarına göre ilimiz biraz Türkiye'ye paralellik gösterdiğini söyleyebilirim. Hizmetler sektörü %62'lik bir kısmı oluşturuyor. Yine sanayi %26'lık bir kısmı oluşturuyor. Tarım sektörü de yaklaşık olarak %12'lik bir kısmı oluşturuyor. Bu da hizmetler sektörünün bu kadar ağırlığının fazla olması aslında ilimizin haritada da bir önceki ilk slayttaki haritada da göreceğiniz ilimizin bölgedeki merkezi konumunda kaynaklanıyor. Çünkü kamu kurumumuz da devletimiz de burada bölgesel bir lojistik ağ, lojistik merkez gibi kullandığı için ilimizi, biraz hizmetler sektörünün ilimizin ekonomisine katkısı büyük. İstihdamın sektörel dağılımına bakacak olursak yine hizmetler sektörünün %51 ile birinci olduğunu görüyoruz. Yani her çalışanın yarısı hemen hemen hizmetler sektöründe, gerek kamuda, gerek özel sektörde. Turizm sektöründe de çok önemli bir hareketlilik var. Bu hizmetler sektörünün geniş istihdamda geniş olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Yine çalışanların %20'si sanayi tesislerinde çalışıyor. Sanayi ile ilgili iş kollarında çalışıyor. İlimizdeki tarım alanında çalışanlar %28.5. Bunun da gittikçe azalıp sanayiye doğru artan bir şekilde trendde olduğunu söyleyebilirim. Sektörel dağılıma bakacak olursak bu dağılım ticaret sanayi odamızın kapasite raporları, yine Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğümüzün sanayi sicilleri, yine Esnaf Sanatkarlar Odamızın sanayi sicillerinden ortaya çıkan bir rakam. En fazla ilimizde işletmelerimiz madencilik alanında. Sayın Ticaret Sanayi Odası Başkanımız da madenciyi vurguladılar. İkinci sırada da 82 firmayla özellikle yapı malzemeleri, plastik, ambalaj sektörü gibi diğer alanlar geliyor. Gıda da çok önemli bir sektör. 64 firmamız burada faaliyetlerini sürdürüyor. Ve döküm alanında, dökümde çok önemli firmalara sahibiz. 40 farklı alanda firmamız mevcut ve bu alanda faaliyetlerini yürütüyorlar. Yine mobilya sektöründe 15 firmamız var. İşletmelerimizin ölçek bakımından dağılımına baktığımız zaman bu da Türkiye ile paralellik gösterdiğini söyleyebilirim. İşletmelerimiz genellikle orta ölçekli. Yani
10 ve 50 arasındaki işletme sayılarımız daha fazla. Yine orta ölçekli işletmelerimizin önemli bir miktarda olduğunu görebiliriz. Yıllara göre ihracatımız değişiklik gösteriyor. Sayın Başkanım, kıymetli konuklar, 2012 yılında 54 milyon dolar olan ihracatımızın 2017 yılında 321 milyon dolara çıktığını görüyoruz. Son yıl ise 222 milyon dolarla ihracatımızı tamamladık. Ama bu değerler tabii gerek ilimizin ihracatını biraz sonra sektörel olarak ben izah edeceğim. Birçoğu madenciliğe dayandığı için dünyadaki maden fiyatlarının dalgalanmasıyla daha ilgili ve bazı firmalarımızın İstanbul ve diğer İzmir gibi illerde bu ihracatlarını kayıt etmeleriyle de ilgili. İlimizin bizim öngördüğümüz rakam toplam bir 500 milyon dolar bir ihracatının olduğunu söyleyebilirim. İnşallah sizlerin de sizin Giyim Sanayicileri Derneğimizin değerli üyelerinin de yatırımlarıyla bizim 2023'e şehir olarak 1 milyar dolar hedefine ulaşacağımızı şehir olarak ben düşünüyorum. Özetleyecek olursak ilimizdeki temel sektörler biraz önce de arz ettim. Krom, bakır ve mermerden oluşan madencilik sektörümüz ve madencilikle ilgili sanayi çok önemli bir sektör. Çok önemli turizm alanlarımız var ve turizmimiz çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Su ürünleri alanımız alabalık üretiminde, iç sularda alabalık üretiminde Türkiye'de birinciyiz Sayın Başkanım. Toplam 18 bin ton yıllık üretimle alabalıkta, bu da belki ilginç ve duymadığınız bir husus olabilir. Ve bunun çok önemli bir ihracat rakamı var. 13 milyon dolarlık da geçen sene ihracat yaptı Elazığ sadece alabalıkta. Bitkisel üretimde çok önemli su kaynakları ve verimli tarım arazilerine sahip. Bu da hayvancılığımızın gelişmesine neden oluyor. Büyük hayvancılık işletmelerimiz var. Yine geçen sene içerisinde Sayın Valimizin girişimleriyle Suudi girişimcilerimiz de burada hayvancılık alanında yatırım yapmaya başladılar. Ve yeni yeni Murat Bey'in, SMM Tekstil'in ve diğer Ramazan Bey'in özellikle ve diğer konfeksiyoncu yatırımcılarımızın gelmesiyle birlikte konfeksiyon ve tekstil alanında çok önemli bir atılım içerisinde. İnşallah başlıca sektörlerimiz arasında ve şehrimizin öncelikleri arasına konfeksiyonda girdi diyebilirim. Şimdi tabii ilimizde Sayın Hadi Başkanım çok konuşmalarında çok belirttiler. Ekosistemden bahsettiler. Ve daha sonra Sayın Valimiz de yine rektörümüz de Ticaret Sanayi Odası Başkanımız da organize başkanımız da bu ekosistemin güçlü taraflarını belirttiler. İlimizin gerçekten sanayi alanında çok önemli bir ekosistemi var. Ekosistem malum biyolojiden gelen bir kavram. Bir bitkinin büyümesi için su, hava, toprak ve diğer gereksinimlerini karşılayacak unsurların olması gerekiyor. Burada ilimizde gerçekten bir sanayicinin, dışarıdan gelecek bir sanayicinin bütün iş ve işlemlerin hızlı yürümesi, iyi bir şekilde üretimini yapması için önemli bir altyapımız mevcut. İki tane karma organize sanayi bölgemiz var. Birinci Elazığ'daki ilk organize sanayi bölgemizdeyiz şimdi. Yine bu organize sanayi bölgesini bilimsel olarak, bilgi tabanlı olarak destekleyen çok önemli bir teknokentimiz mevcut. Ve yan sanayi olarak organize sanayilerimizi destekleyecek çok güçlü ve makina yönünden özellikle iyi imalatlar yapan, yan sanayimize ev sahipliği yapan küçük sanayi sitelerimiz mevcut. Ve organize sanayiye gerçekten firma sağlayan, kuluçka merkezleri olan iş geliştirme merkezlerimiz var iki tane. Ve Türkiye'de bir ilk olan hayvan ürünleri, gıda ürünlerinin üretilebildiği Türkiye'de bir ilk hayvan ürünleri organize sanayimiz var. Sayın Valimiz de bahsettiler. Çok Elazığ gerçekten ihtisaslaşma konusunda, uzmanlaşma hususunda çok iyi planlıyor geleceğini. Baskil bölgemizde plastik ambalajla ilgili bir ihtisas organize sanayi planlanıyor. Şu an Sanayi Teknoloji Bakanlığımızda onay aşamasında. Yine merkezde tarıma dayalı besi organize sanayi ile ilgili bir planlama var. Hatta Tarım Bakanlığımız onayladı. İnşallah çok kısa zamanda hayata geçirilecek ve sanayi ile ilgili altyapılarımızı hızlıca tamamlıyoruz. Bulunduğumuz organize sanayi 610 hektar Sayın Başkanım ve 217 parselden oluşuyor.
Bu 192 adet sanayi parseli tahsis edilmiş ve şu an yerimiz var. İnşallah bu toplantıdan sonra da boşa 4. ve 5. kısımdaki genişleme alanımızı organize sanayi başkanımız sizlere gösterecekler. Organize sanayi başkanımız belirttiler, gerçekten Elazığ organize sanayi bölgesi, özellikle biz dışarıdan yatırımcıları getirdiğimizde de bunu özellikle belirtiyorlar. Bir kere çok organize, çok kapasitesi yüksek bir ekibe sahip ve biz ajansların bünyesinde yatırım destek ofisleri var. Yatırım destek ofisleri gerçekten diğer kamu kurumlarındakilerden farklı olarak yatırımcılara hizmet veriyor. Ben şunu söyleyebilirim, organize sanayi bölgemizin müdürlüğü ve personeli de gerçekten başkanı da yatırımcılara yatırım destek faaliyetlerini çok iyi veriyor. Ben onu da özellikle ifade etmek istiyorum. Ve çok önemli avantajlara sahip altyapıları mevcut. Şu anda konfeksiyon alanında özellikle Murat Bey'in yatırımı 20 milyon TL ve 600 kişiye yakın kişi çalışıyor. 7 başak tekstil bulunuyor. Bu da konfeksiyon alanında 350 kişi çalışıyor. Yerli firmamız Alat Tekstil ki burada aslında merkezi burada organize ediyor. Birçok alan yerde özellikle fason üretimleri var. Ve LCY2'nin çok büyük bir yatırımı olacak Sayın Başkanım. Burada gerek organize sanayi başkanımız, Sayın Valimizin zaten öncülüğünde bizler de destek veriyoruz. İnşallah 500 kişilik örnek bir tesis kuracaklar. Yer tahsisleri bitti. Ramazan Bey gerçekten ilimizdeki bu tekstil kümesini belki ve tekstille ilgili giden trendi en iyi tamamlayanlardan. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Birçok açıdan da işleri şu an hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah kendileri Aralık ayında başlayacaklarını söylediler. Gerçekten bölgenin önemli bir yatırımı. Toplam 200 milyon TL'lik bir yatırım. Şimdi Sayın Valim de belirtti. Bir yere yatırım kararı almada teşvik 6. 7. sırada gerçekten. Oradaki sosyal donatılar ve yatırımla ilgili bürokratik işlemlerin hızı da çok önemli oluyor yatırımcının yatırım kararı almasında. Türkiye'de tabii yatırımların organize edilmesi, yatırımların gelecek perspektifle değerlendirilmesi için her ülkenin bir teşvik sistemi var. Gerçekten ülkemizde de 2012 yılından itibaren çok kapsayıcı bir teşvik sistemi geliştirildi. Gerek küresel rekabeti kurgulamak için proje bazlı teşvikler ve büyük yatırımlara teşvikler, gerekse ithal ikameye yönelik, ithalatı kesmeye yönelik stratejik yatırımlar düzenlendi. Ve yine bölgesel gelişmişlik farklarını önlemeye yönelik de bölgesel teşvikler kurgulandı. Bu bölgesel teşvikler kurgulanırken biraz önce de arz ettiğim sosyal gelişmişlik endeksleri baz alınıyor. İlimiz de gelişmiş bir il olduğu için 4. bölgede yer alıyor. Fakat 2017 yılında malum sizlerin de Sayın Başkanım Hadi Bey'in de siz derneğin de katkılarıyla cazibe merkezleri programı uygulandı 23 ilde. Bu program kapsamında 2017 yılında itibaren ilimizdeki organizelerde de organizedeki yatırımlar da artık 6. bölge teşviklerinden, desteklerinden yararlanabiliyor. Bunlar gerçekten Elazığ'ın artık özellikle 23 il kıyaslandığında yatırım çekme rekabet gücünü çok önemli şekilde arttırdığını söyleyebiliriz. Teşvik ne yapıyor? Hem yatırım zamanındaki bazı maliyetlerin karşılanması noktasında motive ediyor. Ve aslında işletme döneminde çok önemli kazanımlar sağlıyor. Yatırım döneminde gerek aldığımız makinelerin KDV ve gümrük vergilerinde, yine işletme döneminde özellikle sigorta primlerle ilgili istihdam destekleri noktasında önemli destekler sağlıyor. Tabii devletimiz bu bölgesel gelişmişlik farklarına yönelik 2012 yılında gerçekten Sayın Valim çok radikal bir teşvik sistemi geliştirdi. Dikkatle izleyecek olursak alttaki 1'den 6'ya kadar giden teşvik bölgelerinde 1'den 5'e kadar çok böyle oransal olarak artışlar söz konusuyken 6. bölgede çok radikal bir farklılık olduğunu görüyoruz. Bunların en önemlisi de istihdam desteklerinde. Çünkü devletimiz bu teşvik sistemini kurgularken aslında bir tedbir olarak kurgularken istihdamı arttırmaya yönelik özellikle kurguladı.
Ben biraz hızlı olmam da söyleniyor. Burada özellikle 10 yılda Elazığ'da organize sanayide yaptığımız yatırımlar, gelir vergisi stopajı, sigorta primi, işçi ve işveren hissesi desteğinden yararlanılabiliyor. Bizler bu teşviğe geçtikten sonra, 6. bölge desteklerine geçtikten sonra, bunu verdiğim sayısal rakamlardan da görebilirsiniz başkanım. 2015-2016 yılında 2 yıl kapsayacak şekilde ilimizde 82 adet yatırım, teşvik belgesi alınarak yatırım taahhüt edildi. Fakat 6. bölgeye geçtiğimizde gerçekten çok önemli bir artış söz konusu. Yaklaşık olarak yani %100'ün üstünde bir artışla 190 adet teşvik belgesi alınmış oldu. Yine bu istihdamda çok ciddi bir artışın olduğunu görüyoruz ki 6. bölge teşviklerinin amacı da zaten istihdamı arttırmak. 2015-2016 yılında 728 istihdam öngörülmüşken 2017-2018 yılında alınan teşvik belgelerinde 3226 istihdamın öngörüldüğünü görüyoruz. Bu toplam yatırım tutarlarına da yansıdığını yine görebiliriz. Sayın Başkanım, çok kıymetli misafirler, burada biz arkadaşlarımızla birlikte bir simülasyon yaptık. Bir sizlerin herhangi bir yatırımını kurguladık ve bu yatırımın 6. bölge destekleriyle, sadece 6. bölge destekleriyle ne gibi kazanımlarla olacağını kurguladık. Ben onu arz edeyim. Diyelim ki bir yatırımcımız yerli makine olarak 8 milyonluk bir yatırım yapacak, ithal makine yine 8 milyon, bina inşaata 4 milyon harcayacak ve toplam arazi büyüklüğü de 20 bin metrekare olsun ve toplam yatırım tutarı 20 milyonluk bir yatırım yapacak olursa ve buradaki yatırımda 1000 kişi istihdam ederse 6. bölge desteklerinde Elazığ'da şu an mevcutta kullanabileceği 10 yıl içindeki desteklerle 10 yılın sonunda 20 milyon yatırıp 119 milyon 726 bin 600 726 bin TL'lik bir geri dönüşünün olduğunu görüyoruz. Bu rakamlarda aslında yani %598'lik bir geri dönüş olduğunu görüyoruz. 1000 kişilik istihdam olduğu için. Bu istihdam sayısı arttıkça bu geri dönüşün daha fazla olacağını sizler de teknik çalışanlarınızla yapmışsınızdır. 1000 kişiyle 2 veya 3 yılda ilimizdeki yatırım kendisini amorti edebiliyor. Arazi bedelleriyle ilgili bir çalışma yaptık yine. Gerçekten ilimiz 6. bölgede olup bu kadar büyük gelişmiş sosyal donatı, kültürel alanlar, insan iş gücü yapısına sahip olup en ucuz da organize sanayi bölgesinde arazi alabileceğiniz yer. Elazığ organize sanayi bölgesinde metrekaresi 35 TL'ye arazi tahsis ettirebiliyoruz. Yine hemen yanı başımızdaki, hemen yanımızdaki Diyarbakır organize sanayi 47,5. Tekstilde yine tekstil ihtisasında 45. Bir Van bizim bölgemizde bizden ucuz. O da Van'ın coğrafi konumu ve uzaklığı düşünüldüğünde gerçekten ilimizin daha avantajlı olduğunu çok rahat bir şekilde görebileceğiz. İlimizin gerçekten çok önemli, eğitimli, dinamik genç bir nüfusu var. Ben onu da hemen arz etmek istiyorum. Sayın Rektörümüz de arz ettiler. Çok önemli bir geçmişe sahip. Eğitim ve akademik alanda Türkiye'de ve dünyada çok önemli, özellikle mühendislik alanında çok önemli bir yerde olan Fırat Üniversitemiz var. Ve Fırat Üniversitesi'nin de katkılarıyla çok önemli bir iş gücümüz ve iş gücü rezervimiz var Sayın Başkanım. Şu an toplam iş gücü rezervimiz, kayıtlı işsizleri de hesaba katarsak 68.715. Bunu da İşkur'dan. Evet. İşkur müdürümüzden aldık. Teşekkür ederiz. Burada bölgemizi biraz önce de ifade ettiğim gibi yine Muş, Bingöl, Tunceli de yine Diyarbakır'ın da çekim alanındayız. Düşündüğümüzde buraya gerçekten onlarca büyük fabrikanın iş gücü rezervini oluşturacak, yedek iş gücü rezervini oluşturacak potansiyelin olduğunu ben ifade ediyorum. Sayın Başkanımız da iş gücünün yetiştirilmesi noktasında destek vereceklerini belirttiler. 6 ay içerisinde, 6 ayda gerekli iş gücünün eğitimlerinin sağlanacağını belirttiler. Yine Sayın Rektörümüzün
Bununla ilgili çok önemli meslek yüksek okulları var. Milli eğitimim var. Bizler kalkınma ajansı olarak mesleki eğitim merkezi kuruyoruz inşallah. Sayın Valimiz ve Ticaret Odası Başkanımız ifade ettiler. İş gücü ekosistemi konusunda Sayın Başkanım çok kıymetli üyeler. Hiçbir sıkıntımızın olmadığını ben özellikle ifade etmek istiyorum. Murat Bey de geldiğinde, Murat Bey bu arada geldiğinde 4. bölge de değildi. Ben onu da söyleyeyim. Çünkü 4. bölgede Elazığ konfeksiyon kapasite arttırıldığı zaman sadece 4. bölge oluyordu. İlk yatırımında doğrudan genel teşvikten yararlanabilecekti. Hatta o konuda da çok çalıştık. Böyle küçük bir yatırım yapıp sonra kapasite arttıralım diye. Sayın Başkanım çok gerçekten gelişmiş ulaşım ağına sahibiz. Bu her ile gittiğimizde belki söylenecek bir şey. İşte her ile gittiğimizde doğunun batısı veya çok önemli bir kavşak noktası falan diye ifade ediliyor ama ilimiz haritada da baktığımızda yine devletteki devletin buradaki konumlamasına, pozisyon almasına baktığımızda gerçekten ilimiz Doğu Anadolu bölgesinin, Güneydoğu Anadolu bölgesinin yine Karadeniz'den Akdeniz'e gelen aksın ortasında bulunuyor ve devletimiz de burayı çok stratejik olarak belirlemiş ve burada birçok alanda kendisi sevk ve idareyi sağlamak için birçok kurumunu burada kurmuş. Evet, bu sosyal alanlar da tabii ki önemli. Sizlerin burada kurduğu fabrikalara müdürleriniz gelecek. Beyaz yakalı çalışanlarınız İstanbul'da belki gelecek. Bunların boş zaman aktiviteleri önemli. Yine geleceğiniz misafirlerin otelleri önemli. Çalışanlarınızın okulları önemli. Elazığ bu konuda İstanbul'dan gerçekten çok geri kalacak bir tarafı yok. Büyük, güzel, sosyal tarafı önemli şekilde tamamlamış bir şehir. Gerek marka otellerimiz var. Hilton'dan Ramada'ya, Dedeman'a, Akgün'e marka otellerimiz var. Bir 5 yıldızlı otelimiz var yine. Çok büyük kapasiteli. Çok uzun zamandır devlet tiyatromuz, klasik Türk müziği korumuz var. Müzelerimiz var yine. Gerçekten çok önemli turizm alanlarımız var. Özel okul olarak da TED Koleji'nden tutun önemli marka okullarımız mevcut ilimizde. Ve burada Sayın Başkanım, bütün kamu kurum ve sivil toplum örgütlerimizin de masa etrafında buluşması gibi gerçekten ben geldikleri için de çok teşekkür ediyorum. Müsiyat Başkanımız buradalar, ASKON Başkanımız buradalar, Asliyat Başkanımız buradalar. Kendilerine ben katılımları için de teşekkürlerimi arz ediyorum. Yine kamu kurumlarımızdan SGK İl Müdürümüz burada, Ticaret İl Müdürümüz burada, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz burada, Sayın Defterdarımız burada, Vergi Dairesi Müdürümüz burada, Sanayi İl Teknoloji İl Müdürümüz burada, Ticaret Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu burada. Kendilerine ben teşekkür ediyorum. Yine İşkur İl Müdürümüz buradalar. İsimlerini unuttum. Bunu ekosistem dediğimiz bu aslında. Yatırım ekosistemi dediğimiz bu. Bütün ekosistem burada. İnşallah bizler de bunu koordinasyonu sağlayarak Sayın Valimizin, değerli büyüklerimizin bizlere verdikleri destekle gelecek yatırımcıları bürokratik maliyet yaşatmadan. Çünkü teşvikleri anlattık. Bunlar hep evdeki hesap. Aslında çarşıya uyması için de bizlerin çalışması gerekiyor. Bizler bürokratik maliyetleri Sayın Valimizin önderliğinde, belediye başkanımızın önderliğinde en iyi şekilde yapıp hızlı bir şekilde yatırımları, yatırım süreçlerini hızlı bir şekilde takip edeceğimizi ben Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak burada sözünü vermek istiyorum. İnşallah bu program tabii böyle kalabalık ve uzun teknik konuşmalar yapılacak bir program değil. Her biriniz de uzman arkadaşlarımız da burada gerekli notlarını alıyorlar. Her biriniz de yakın olarak inşallah görüşeceğiz. Tek tek ve yatırımlarımızı planlayacağız inşallah. Ben tüm katılanlara sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Sağ olun. Evet. Sayın Başkanım, Sayın Valimiz dışarıdalar ama bir plaket törenimiz var. Evet. Evet.
Evet, gerek sivil toplum, iş dünyasının sivil toplum örgütleri, gerek müdürlerimizden katkı vermek isteyen, konuşmak isteyen var mı? Sayın Başkanım, Müsiyat Başkanımız. Bunlar gelenlerin konuşması faydası var. Müsiyat Başkanım, Mehmet Özeren. Firma olarak ben mobilya sektöründe faaliyet gösteriyorum. Öncelikli olarak bu toplantıyı düzenleyen, emeği geçen hepsine ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elazığ eksik birçok yönlerini söylediler tabii. Elazığ ulaşım akımından yaklaşık 10 tane sınır kapısına 4,5 saat gibi kısa bir sürede 10 sınır kapısına ulaşabilecek bir mesafede. Sizler belki firma olarak yatırım yapmakta tereddüt etseniz bile burada Elazığ'da ciddi sizinle birlikte partner olarak hareket edecek firmalarımızı sizlerle buluşturabiliriz. Eğer şahsi firmanız yatırım yapmakta tereddüt ederseniz biz size o konuda her türlü imkanı, her türlü desteği vermeye hazırız. Şimdi hepimiz ticaretle uğraşıyoruz. Ticarette malum çekin arkasındaki cironto ne kadar fazla olursa o çekin o kadar muteberliği fazla ise bizler de sizlere kefil olan Sayın Valim ve SMM Tekstil Murat Bey'in size vermiş olduğu sözün arkasına biz de imza atıyoruz. Onları sonuna kadar destekliyoruz. Tekrar geldiğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Başka söz almak isteyen, katkı vermek isteyen var mı? Sayın Valimiz de geldiler. Sayın Valimiz izniniz olursa bir plaket törenimiz var. Onu başka görüşmek eğer başka söz almak isteyen yoksa. Ben bir şey söylemek istiyorum Sayın Buyurun. Eğer izniniz olursa. Şimdi çok güzel, sıcak bir ortam. Tekrar teşekkür ediyorum emeği geçen herkese ve misafirlerimize. Yalnız bunu burada bitirmemek lazım. Bizim Elazığ'da kültürel geziler falan böyle turizm bazında da bir gezip görmek lazım. Asilhan Başkanımızın söylediği bir söz var. Yemeden, içmeden, tadını almadan, bunu hissetmeden bunu anlayamazsınız. Bir ara gene Murat Bey organizatörlüğünde veya hep beraber birlikte bir de buraların coğrafi, ondan sonra lezzetleri, tadı, havası, suyu bunları da tadalım. Ondan sonra daha kaynaşalım. Yatırımları da garanti altına alalım. Dünden beridir yiyorlar Ramazan Bey. Merak etme. Teşekkür ediyorum. Tabii sözünü alalım Sayın Başkanım. Hadi başkanım. Efendim. Sözünü alalım. Tabii ki sözle geldik zaten. Allah razı olsun hepinizden. Saygılar sunuyorum. Var mı? Osman Başkan konuştu mu? İki kelamet ya. Osman Başkan da tekstilci, evet. Elazığ'ın en şık giyinen insanı. Çok teşekkür ederim Sayın Valim. Yani, konusunda. Öncelikle Sayın Valim çok teşekkür ediyorum bu programda dahil olduğumuz için. Gelen misafirlerimizi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi burada ağırlamak bizim için bir onurdur. Ben de bir kardeşiniz olarak tekstil sektöründeyim. Ayrıca organize sanayi bölgesinde 10 bin metrekare kapalı alanı olan bir insanın bölge bayisiyim ve Türkiye birincisiyim ihracatta. Evet, tekstil sektörüne de Sara ve Giovanni Gentile'nin mağazalarım bulunmaktadır. Sizleri burada ağırlamak bizim için bir onurdur. Askon olarak her daim yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz. Bir telefon kadar yakınız size. Ulaşamadığınız noktalarda bize bildirin. Biz sizin adınıza buraya gelmezseniz bile koşturmaya devam ederiz. Saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Asiyat Başkanımız da burada. Yakup Bey birkaç şey söylemek isterseniz. Sayın Valim, çok kıymetli Azrun. Öncelikle hoş geldiniz diyorum değerli Azrun'a. Bizler de Asrın İş Adamları Derneği Elazığ Şubesi olarak her türlü desteği vereceğimizin teminatını buradan bildiriyoruz. Tabii uzun yıllar özellikle hükümet politikamız olarak tekstilin ikinci plana atıldığını gördük. Ama özellikle son 5-6 yılda tekrar hükümetimizin ve devletimizin bu konuya ciddi ağırlık vermesi ve son 5-6 yılda gerek valiliğimiz bünyesinde gerek kalkınma ajansı bünyesinde tekstil sektöründe ciddi mesai harcadığımızı görüyoruz.
Elazığ istihdamına ciddi bir şekilde destek verdiğini görüyoruz. Elazığ'ın gerek coğrafi, gerek insan kaynakları konusunda bölgede ilk sırada olduğu bir il, hepinize bir arada istişare edildi. Bizler de özellikle ekonomi STK'lar olarak her türlü lojistik desteğin sizlere verileceğini buradan beyan ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın Valim, isterseniz bir de uygun görürseniz İşkur Müdürümüz de, çünkü en önemli paydaşlardan bir tanesi İşkur Müdürlüğü. Sayın Valim, değerli başkanlarım, hepinizi kurum adına saygıyla selamlıyorum. Burada özellikle Ticaret Sanayi Odamızda organize başkanımızla birlikte nitelikli eleman yetiştirme konusunda MEK projemizle Türkiye'de bir ilkleri yaşamaktayız. Burada gelecek sanayicilerimizin taahhüdünü ben de İşkur olarak vermek istiyorum. İl İstihdam Kurulu Başkanımız da burada Sayın Valim. Burada hiç eleman konusunda sıkıntı çekmeyeceklerini taahhüt ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Sayın Valim, uygun görürseniz artık plaket törenine geçebiliriz. Olur. Sembolü, tarihi, hep tarihten bahsettik, sektörün İsmail Şimşek Bey. Evet,
yaptı. Bu da bizim standartımız. Bunu biraz pratikleştirelim. Çok değerli katılımcılar, toplantımız sona erdi. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Otomatik kapı, kepenk, bariyer sistemleri Realdor sundu.